Selamünaleyküm. Geceniz hayır olsun inşallah. Cenab-ı Hak cümlemize faydalanmayı nasip eylesin. Size de bize de. Malum bizim saatçi adı konağında her ayın ilk salı günü muhtat olarak mesnevi okumaları devam ediyor. Oradan kalan bölümden devam edecek inşallah geçen sohbette yukarıda bir mürşide bağlanmanın ehemmiyetini bu noktada Hazreti Mevlana'nın bu meseleye bakış açısını, bu meseledeki duruşunu anlatmıştık arkadaşlar. Bir dahaki ay sohbetinde de bunu kapatmaları mümkün mü? İyice. Evet. Hatta salonu aydınlatsalar. Kusura bakmasınlar arkadaşlar. Bir dahaki sohbetimizde de bu mürşitlerin, velilerin bu noktada yanlışlıklarını, eksikliklerini hatta işte günümüz tabiriyle sahte olanları anlamak nasıl mümkün? Bunu konuşalım istedik. Bu genelde bizim İslam dünyasının sufi kanadının içerisinde herkesin konuşmaktan korktuğu, konuşmak istemediği, konuşamadığı, bir şekilde bunu dillendiremediği bir önemli konu. Çünkü bunun ölçülerini konuşurlarsa, bunun ölçülerini koyarlarsa, kendilerinin o ölçüye uymadığını, kendilerinin o ölçünün dışında olduğu tespit edildiğinde, kendi kendilerini yalanlayacağı, kendi kendilerini açmaza sokacağı kesin. Böyle olunca bu meselenin içerisinde tasavvuf yolunda giden insanlar bunları konuşmaktan biraz uzak duruyorlar. Evet, her yolun, her bir oluşumun ne yazık ki kendi içerisinde eksiklikleri ve yanlışlıkları da çıkıyor. Bir şey kıymetliyse o kıymetli olan şeyin bir sahtesi, tabiri caizse sözlerimi bu noktada bağışlayın, bir çakması muhakkak çıkacak. Bir şey marka olduysa o markanın çakması olacaktır. Bir şey talep görüyorsa ve o talep aşırı bir şekilde insanların nazarında yer görüyorsa birileri çıkıp o markanın sahtesini yapacaktır. Tarih boyunca insanlar insanları Allah'lıkla aldatmışlardır. Firavun kendisinin Rab olduğunu ilan etmiştir. Nemrut kendisinin Rab olduğunu inandırmıştır insanlara. İlan etmiştir. Çünkü eğer Rab bu noktada Allah kıymetlidir, böylece insanları yönetmek, böylece insanları kendi emrinin altına alması daha kolaydır. Tarih boyunca insanlar sahte peygamberler türemiş, sahte peygamberler üretilmiş, insanlar o sahte peygamberlerin peygamberliklerinin peşine düşmüşler. Bir kısmı onları peygamber olarak görmüş, onlara iman etmiş. Hatta o kadar revaçta olmuş ki Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin sağlığında Müseylem'e Türk Kessab çıkmış, o da kendisini peygamber olarak ilan etmiş ve o peygamberliğini ilan ettikten sonra da enteresan bir şey, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri kendisinden sonra 33 tane yalancı peygamber çıkmazsa kıyametin kopmayacağını söylemiş. Ve tarih boyunca zaman içerisinde Anadolu'da Berberesül İsyanı olarak isimlendirilen bir zat çıkmış, o da kendisinin peygamber olduğunu, nebi olduğunu iddia etmiş.
etrafındaki dervişlerle beraber o gün için Anadolu'nun bir kısmında kan dökmüşler, yağmalama yapmışlar, perperişan olmuş. Selçuklular o isyanı bastırmak için güç kullanmak zorunda kalmışlar. Bu da Selçuklu'nun yıkılma sebebi olmuş. Bunun gibi tarih içerisinde, zaman içerisinde yalancı Allah'lar çıkmış, yalancı peygamberler çıkmış, yalancı kitaplar çıkmış. Onlar da kendilerini hak kitap olarak ilan etmişler. Hala da kendisine kitap indirildiğini söyleyen, kendisinin nebi olduğunu söyleyen, kendisinin bu noktada hak bir nebi olduğunu iddia eden İslam dünyasında ne yazık ki bu tip insanlar var. Bunlara deli deyip geçmek, kafir deyip geçmek işin kolay tarafı veya da işin zor tarafı. Ama normalde ne yazık ki İslam dünyası veya insanlık dünyası tarih boyunca bunlarla mücadele etmek zorunda kalmışlar. Ve tarih boyunca tarikatlar var olmuş. İnsanlık var olduğundan beri tarikatlar var olmuş. Bugün Musevi tarikatları da var, İsevi tarikatları da var. Bugün Muhammedi tarikatlar da var, Muhammedi olmayan tarikatlar da var. Bugün sapık dinler de var, inanışlar var. Bunların içerisinde sapıklığın da kendi içerisinde sapıkçasında tarikatları var. Bunu yok etmek, bunu durdurmak mümkün değil. Çünkü dinler içtihat kapısını açtıkları müddetçe ve dinlerin içinde bu noktada mübeşşirat dediğimiz, müteşabih dediğimiz ayetler var olduğu müddetçe bunlar sonuçta tevil yolu açık olduğu müddetçe herkes kendince bir yol çizecek, kendince bir yol geçecek, kendi nefsi emellerine ulaşması için kendince ya kendisini aynı zamanda da etrafını aldataraktan bir şeyler oluşturacaklar. Tabi Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri gerçek bir pirin, gerçek bir velinin, gerçek bir mürşidin bir yol göstericinin bu noktada vasıflarını tarif ederken geçen ayki dersimizde aynı şekilde de bunun zıddı olan yol kesicileri bu noktada aslında o hale erişmemiş insanların da bize vasıflarını anlatır. Bunların şekil ve şemallerini anlatır. Bunların fikir ve düşüncelerini anlatır. Hazreti Mevlana ben Kur'an'ın kuluyum. Muhammed Mustafa'nın yolunun tozuyum. Kim bunun dışında bir şey söylerse o söyleyenden de o sözden de beriyim, uzağım diyerekten kendisini bir yere oturtturmuştur. O yüzden Kur'an-ı Kerim'in yolunun yolcusudur. Hazreti Muhammed Mustafa'nın yolunun yolcusudur. Hazreti Mevlana ve Mesnevi'nin üzerinde bir şey konuşulacaksa ancak böyle konuşulması gerekir. Ama insanlar nasıl Kur'an'ı anlayamadılarsa, onu tevilde hata ettilerse, nasıl Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin o ince sünnetini, o derinlemesine sünnetini anlayamayıp yanlış tevil ettilerse, Mesnevi'yi de Divan-ı Kebir'i de veyahut da bu meselede hak yolda yürüyen Muhyiddin Arabi gibi, Hazreti Mevlana gibi, Abdülkadir Geylani gibi, Behzat-ı Bestami gibi, Yunus Emre gibi, Kuşeyri gibi, Sülemi gibi büyük sahabelerin Kur'an'ın süzgecinden geçirdikleri, Kur'an'ın özünün özü hükmündeki ayet-i kerimelerin tefsirlerini, sözlerini insanlar da anlamakta güçlük çekip red etmişler. Oysa o sözler, o davranış biçimleri, o fiiliyatlar kendileri dairesinde anlaşılabilseydi herkes tarafından kabul edilecekti. Nasıl bir kimse Kur'an'ı anlayamayıp kendince kendi nefsinden onu tevil ediyorsa, onu tefsir etmeye çalışıyorsa, nasıl birileri çıkıp bugün ya sana sorarlar ayet-i kerime öyle, neyi vereceklerini de ki onlara ihtiyacınızdan fazlasını dağıtınız. Ayet-i kerimesini
Müslümanların üzerinde şu anda ihtiyacının dışındaki bütün malı dağıtmayı zekat olarak bizim önümüze koyuyorlarsa ve bunu Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin sünnetini kenara atarak da bize bunu dayatıyorlarsa, nasıl yanlış tefsir ediyorlarsa, nasıl yanlış tevil ediyorlarsa, meselelere de yanlış, eksik, anlamsız pencerelerden bakıp tevil eden insanlar bugün nasıl varsa dün de vardı, yarın da olacak. Nasıl sufiliği, tasavvufu Kur'an ve sünnet çizgisinde algılamayın. Namaz kılmamak, oruç tutmamak, haramlara dikkat etmemek, farzlara riayet etmemek gibi algılayın. Kendilerince Kur'an ve sünnetin dışında yürütmüş oldukları yolu tasavvuf olarak bizim önümüze koyuyorlarsa, nasıl bu noktada yanlış tefsirlere, yanlış tevhidlere dalarak da insanların dini hayatlarını tarumar ediyorlarsa, ahiretlerini tarumar ediyorlarsa, bugün bunlar var ise, dün de vardı, yarın da var olacaklar. Çünkü şeytan şeytanlığını yapacak, deccal deccallığını yapacak. Peygamberi metotla gidenler, peygamberi metot yolunda devam edecekler. Hak, haklığını gösterecek, şer, şerrini gösterecek, yanlışlar, yanlışlıklarını gösterecek, kusurlular, kusurlarını gösterecekler. Ve bu dünyanın ve manevi hayatın ve dinin bu şekilde yürüyüp gitmesine herkes kendince, ama cennetini kazanarak, ama cehennemini kazanarak da katkıda bulunacaklar. İşte Hazreti Mevlana da bize Mesnevisinde bunları tarif eder. Bunların ne yaptıklarını görür. Aslında insanlar açtır. Bizim Türkiye'mizde bir sıkıntı var. Bu dünya üzerindeki bir sıkıntı. Dünya üzerinde 100 yıldır, 150 yıldır dini bir baskı var insanların üzerinde. İnsanlar dünya üzerinde Hristiyanlığı, Yahudisi ve Müslümanı, hiçbirisi de dinini tam olarak yaşayamamakta. Dinlerini tam olarak öğrenememekte. Bu uluslararası bir deccalla uluslararası bir iman savaşı. Bugün bir Musevi de gerçek dinini öğrenememekte sıkıntı yaşıyor ve yaşayamıyor dinini. Bugün İseviler de, Hristiyanlar da gerçek dinlerini öğrenip yaşayamıyorlar. Aynı sıkıntıyı Müslümanlar da yaşıyor. Müslümanlar da gerçek dinlerini öğrenip yaşayamıyorlar. Biz birinci derecede kendimizden sorumluyuz. Birinci derecede İslam'dan, Müslümanların halinden sorumluyuz. Bunun içerisinde bizim konuşacağımız konu sufilerle alakalı, tasavvufla, tarikatlarla alakalı konumuz bu çünkü. Meselemiz bu, problemimiz bu. Bu sıkıntının kaynaklarından birisi Müslümanların yıllardır, 150 yıldan, 200 yıldan beri dinlerini reel olarak öğrenip yaşayamamasının getirmiş olduğu bir sonuç. Düşünebiliyor musunuz? 150 yıldan beri din ve dindarlar yasakların altında, sıkıntıların altında boğuluyorlar. Dine açlar, dini bilgilere de açlar. Dergahlar kapatılmış, tekkeler kapatılmış, zaviyeler kapatılmış, sufilik yasaklanmış, tasavvuf yasaklanmış, bunların kitapları yasaklanmış, bunların faaliyetleri yasaklanmış. Böylece insanlar tabiri caizse merdiven altı. Hani imalatlar vardır ya, merdiven altıdır, kaçaktır. Bir markayı taklit ediyordur orada o, merdiven altı imalat eder. Muhakkak onun çıkarmış olduğu ürün de arızalı ve hatalıdır. İşte ehli tasavvufun yaşadığı en önemli noktalardan birisi bu. Bir, yasaklandığından dolayı insanlar uzaklaşıyorlar. İki, bunlar, bu tekke ve zaviyeler kapatıldığından dolayı bu noktada ehil insanlar yetişmiyor. Ehil insanlar yetişmiyor. Yetişmediğinde
Bu sefer insanlar bunun ehil olduğunu bilemediklerinden, açlıklarından dolayı önlerine konulan her yemeği büyük bir iştahla yiyorlar. Günlerdir aç kalan bir insanı düşünün. O kimsenin yemek seçme özgürlüğü yoktur, seçeneği yoktur. Onun önüne bir tas çorba koysanız siz, unu suyla karıştırsanız, hafiften kaynatsanız, ona o karnının açlığından dolayı çorbanın bulanıklığı veya nefasetsizliği hiç onun aklına gelmeyecektir. O karnını doyurmakla meşgul olacak, o çorbayı harika bir çorbaymış gibi içecektir. Müslümanların en büyük problemlerinden birisi bu, ehli tasavvufun da en büyük sıkıntılarından birisi bu. Biz açız. Biz aç olduğumuzdan dolayı bizim önümüze din adına bir şey konuluyor, biz onu din gibi algılıyoruz. Bugün Orta Doğu'daki problemlerinden, ana kaynaklarından birisi de bu. Orta Doğu insanı din cahili. Onun önüne camileri bombalamayı din olarak koyduklarında o onu din olarak alıp camileri bombalıyor. Caminin içindeki Müslümanları katlediyor. O bu noktada din cahili, din cahili olduğunun farkında değil. Bir mezhep kavgası, bir meşrep kavgasından kanlar dökülüyor ama onlar bunu din adına yaptıklarını söylüyorlar. Ve tarih boyunca bu normalde 100 yıldan beri böyle devam ederken bunu hiç kimse görmek istemiyor. Onlara din anlatılırken yaşamış oldukları zulmün, yaşamış oldukları handikapın ne olduğunu bildirilmeden onlara din olarak ne anlatılıyorsa onlar onu alıyorlar. Bu noktada onların araştırma, soruşturma gibi bir lüksleri de yok. Çünkü bir taraftan kendi devleti gibi gördükleri devlet tarafından bombalanmaktalar. Bu noktada sürgünlere gönderilip bu noktada horlanmaktalar. Bir taraftan da Batı ve Batılı işbirlikçileri tarafından onlar sömürülmekte, bombalanmaktalar. Bu bombalamanın altında o Müslümanların doğru düşünüp, doğru hareket edip, doğru dini öğrenme şansları çok az. Bu onların katliam yapmalarına sebep değil. Ama bu handikapı da görmemezlikten onları suçlamak çok adaletli değil. Aynı şey bizim Anadolu Müslümanları Türkiye için de geçerli. Din yasaklanmış, dindarlar yasaklanmış. Sizin bugün karşınızda sohbet eden kimse Buhari tercümesini okuduğundan dolayı savcılığa gitmiş bir kimse. Sizin bugün karşınızda dinlediğiniz kimse defalarca savcılık soruşturması geçirmiş, defalarca karakollara götürülmüş, hem de gittiği şehir karakollarını tekrar tekrar dolaşmış bir kimse. Yaptığım şey sadece ayet hadis okumak, insanlara Kur'an ve sünnet anlatmak. Bu kadar. Ama ben dahi bu zulümden yakamı paçamı kurtarabilmiş değilim. Hala da devam eden bir sürü şeyim var. Devam eden. Ve bu şartlar altında insanlar din öğrenecekler, dinini yaşayacaklar. Yaşadığımız ortam bu. Ve bu ortamın içerisinde bir kimse ne kadar kendisini yetiştirir, insanlar ne kadar yetişir, bunun da kendi içerisinde altını çizmek gerekir. İşte böyle bir ortamda dinin yasaklandığı bir noktada insanların din adına, tasavvuf adına birilerini gördüğünde onu hiç soruşturmadan, ona bakmadan kendilerini kaptırmaları, ona bakmadan paralarını, makamlarını, mevkilerini, her şeylerini onların kullanımına açmalarını, hatta onların bu noktada kendilerini ütmelerini, aldatmalarını görmemeleri gayet makul bir şey. Gayet makul bir şey. Ben asla kızamıyorum kimseye. Bazen zaman zaman gelip bana benimle dertleşenler var. Evlerini şeyhlerine veya cemaatlerine veren, paralarını şeyhlerine veya cemaatlerine veren, zekatlarını şeyhlerine ve cemaatlerine veren, ne bileyim işte Kur'an ve sünnet adına yapıyoruz deyip
Bu noktada maddiyatlarını veyahut da bile makamlarını, duruşlarını, kendi konumlarını, durumlarını şeyhlerine ve cemaatlerine peşkeş çeken çok insan tanıyorum. Çok insan tanıyorum. Ve onlara kızamıyorum. Siz bunu neden böyle yaptınız? Hiç görmediniz mi? Hiç bakmadınız mı? Hiç düşünmediniz mi? Hiç akletmediniz mi diye soramıyorum. Çünkü onlar açlar. Önlerine bir yemek konmuş. Din adına onu yemişler. Bunu normalde bugünkü burada bu topluluğun içerisinde kaç kişisi bir şeyin din aliminin normalde sahte veya gerçek olduğunu ayırt edebilir ki? Kaç kişimiz bir şeyhin gerçek bir sahte mi olduğunu ayırt edebilecek ki? Kaç kişimizde o ilim var? Kaç kişimiz bunun bilgisini aldı, bunun ilmini aldı? Hatta bunun manevi eğitimini aldı. Buraya birisi çıkıp Kur'an ve sünnetten sözleri ezberleyip, arifler menkıbelerinden sözleri ezberleyip, gelip sizin önünüzde gayet rahat bir şekilde anlatabilir. Ağlar, ağlatır, coşturur sizi, hüzünlendirir, kendinizden geçirir. Kapıdan çıkarken de pamuk eller cebede, hepiniz de cebinizde ne varsa atarsınız. Kendi kendinize de Allah yoluna hizmet ettiğinizi söylersiniz. Kendi dairenizde masumane bir şekilde doğru şey yapmışsınızdır. Ama ve lakin sizin o masum duygularınızın üzerine insanlar çok şeyler bina edebilir. İnsanlar sizi çok rahat bir şekilde aldatabilir. Bu dün de olmuş, bugün de oluyor, yarın da olacak. Yarın da olacak. Ben İzmir Bayındırlıyım. Her pamuk mevsimi toplandığında değişik böyle kimseler gelirdi. Anlatırlar, insanların pamuk paralarını biter giderlerdi. Camide vaaz edip insanlardan pamuk alıp çekleri, senetleri yazıp ondan sonra adını sanını unutturan, hatta kim olduğunu bilmeyen insanlar da tanıdık biz. Pamuk sezonunda, zeytin sezonunda gelirler, yağ sezonunda gelirler. Adam caminin kürsüsünde sohbet eder. Ondan sonra anlatır. Bu çok derin bir hocadır. Ve para pul istemez insanlardan. Ben fi sebilillah Allah için anlatıyorum der. Aynı zamanda da ticaret erbabıyım. Ben mal alıp satıyorum. Ne alıp satıyorsun? Zeytin alır satarım, yağ alır satarım der. Bütün köylüler, lan hoca adam, dindar adam yalan söyler mi der. Bütün yağını ona satar. O da herkese senetler verir. Senetlerle yağları alır. 20 ton, 30 ton, 50 ton, 100 ton gider. Gittiğiyle kalır. Köylünün yağı da gider. Senetler de mezarlık senedi çıkar. İnsanları din ile aldatırlar. Siz neyi çok seviyorsanız onunla aldanırsınız. Onunla aldatılırsınız. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri kuzu etiyle aldatıldı. Kuzu etiyle. Yahudi bir kadın çok güzel bir kuzu eti pişirdi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine getirdi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri arkadaşlarıyla beraber kuzu etinden yedi. İlk anlayan o oldu. Dedi ki bu et zehirliymiş. Sahabeler kustular bir kısmı. Ne yazık ki Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri o Yahudi kadını yakalattı. Onu ilk önce cezalandırmadı kendisi için. Ama ne zaman ki zehirlenen sahabelerden iki tanesi ölünce onu ölümle cezalandırdı. Bakın onun da zehirlendiği şey kuzu etiydi. İnsan sevdiğiyle aldatılır. Sevdiğiyle neyi seviyorsanız onunla kandırılırsınız. Allah'ı seviyorsunuz, kandırdığınız şey Allah olur. Sizi Allah'la kandırırlar. Evlenecek ya, şimdi bayanlar çoğunlukta burada. Evlenecek olan kızı namazında, abdestinde bir adam aldatır. O kız dindarsa, kendi kendine din adına koşuyorsa der ki, evleneceğim kimse namazında, abdestinde olsun, başka bir şey lazım değil. Onunla aldanır.
birisi gelir mahalle camisinde bir ezan okur, onun önünde bir namaz kılar, bir dualar eder, kendinden geçer sesine ve kız der ki ya, ben bu kadar ihlaslı ve samimi adamı bir daha nerede bulacağım? Onunla evlenir. Aynı şey erkekler içindir de. Erkekler şöyle düşünürler. Ben örtülü, namazında, niyazında bir kız alayım, tamam başka bir şey lazım değil. Dervişlerin de handikapıdır bu. Dervişler de derler ki, ya ben bir derviş bacıyla evleneyim, ben bir derviş adamla evleneyim. Koşarız beraber, hizmet ederiz, sufilik yaparız, geceleri namaz kılarız, zikre gideriz, şeyhimize gideriz, uçarız. Harika. Adamla erkek de aynı duygudadır, düşüncededir. Harika bir şeydir. Ve bununla aldatırlar. Adam der ki, hadi bak bir derviş bir kız alayım, harika. Kız der ki, derviştir kız, dakika bir gol bir, perşembe bugün zikrimiz var, gitmem lazım. Ya sen de çok gidiyorsun ya. Ya bugün işte şöyle olacaktı da, böyle olacaktı da, şu olacaktı da, bu olacaktı da. Evleninceye kadar bütün sözler verilmiştir ama. Her perşembe derse gidecekler. Her şeye efendinin sohbetine katılacaklar. Her faaliyette bulunacaklar. Harika bir hayaldir. Aldatma bir noktadadır. Ve herkes birbirini böyle aldatır. En çok sevdiğiyle aldatır. En çok sevdiğiyle. Ben senin asla derse gitmene karışmam. Olur mu öyle şey? Ben zaten bir Kur'an ve sünnet dairesinde yaşayan bir bayanla evlenmek istiyordum. Ben zaten Şeyh Efendi'ye bir mürit, bir derviş kardeşle evlenmek istiyordum. Harika bir şey. Dakika bir gol bir, çocuk hasta olur derse gitmeyin. Dakika bir gol bir, çocuktan önce sen hasta olursun. Halbuki o kızcağız her perşembe babasından izin alıp derse gitmiştir. Evlendiğinde gidemez. Biz böyleyizdir. İnsanlar, insan olur böyledir. Aldatılır insan. Aldatılırken de sevdiği şey tarafından aldatılır. İşte insanlar da bir şey ararlar. Bütün herkes televizyonlarda, radyolarda, kitaplarda bir mürşide bağlanmanın gerekliliğini anlatır. Herkes. Bugün açın dini kanal olarak radyolardan arabada gelip giderken dinliyorum. Hiç normal bir dini kanal ismi duydunuz mu? Ne Zemzem Efem, ne Bayram Efem, ne Davet Efem, ne Sefa Radyo, ne Merve Radyo, ne Beytullah Radyo. Radyo isimleri bunlar. Ben yaklaşık böyle Anadolu'nun bir kısmı ve Batı ve Trakya dolaşıyorum. Her dolaştığım yerde radyoyu aratıyorum. Muhteşem isimler. Ne o mesela şeyler, Sefa Turizm, Merve Turizm, Hacı Ömreş yapıyorlar. Beytullah Turizm, Hacı Ömreş yapıyorlar. Medine Turizm, Medine Ticaret, Beytullah Ticaret. Değil mi? Ne lokanta isimleri, Merve Döner. Sefa Kebap Evi. Ya düşünebiliyor musunuz? Sefa ile Merve, Haç'ta iki tane tepe. Hoş tepe kalmadı şimdi. Zuhut'unu düzelttiğimiz oldu da. Yani 3-5 tane böyle bir kaya var orada. Zuhut'lar düzelttiler onları iyice. Önceden iki tepeymiş. Arası böyle bir koşulacak bir yer. Ondan sonra onlar tabi tepe özelliği kalmadı. İnsanlar Hazreti Hacer annemiz o ara yeri koşarken Beytullah'a doğru bakar. İsmail'e bir şey oldu mu diye. Bakış o İsmail'e. Sonradan o Sefa Merve arası, o yeşil ışıkların arasında o kimse koşarken Beytullah'a doğru bakmak sünnet. Şimdi sakın bakmaya çalışmayın. Mermerden başka bir şey göremezsiniz. Bildiğiniz mermeri görürsünüz, Beytullah'ı göremezsiniz. Zaten şu anda Beytullah'a gidenler, bu sene hacca gitti, Cenab-ı Hak nasip oldu. İnanıyorum bir kısmı, Beytullah'ı görmeden hacı olup geliyorlar. O kadar taşlar, mermerler, o kadar sütunlar, o kadar betonlar çoğalmış ki, Beytullah'ı göremiyorsunuz. Zaten baktığınızda ne olur?
Zemzem Tower. Ne otelin ve o alışveriş merkezinin adı ne? Zemzem Tower. Neyle aldınıyoruz? Zemzemle. Adı Zemzem Tower, içi komple kapitalist sistem. Adı ne? Zemzem Tower. Kocaman bir saat Beytullah'a elinizi kaldırıp da dua edeceğim dediğinizde Zemzem Tower karşısında büyük büyük haşmetiyle. Büyük bir silüet var arkada, engame. Ne? Zemzem Tower. Beytullah'ın arkasında onu görüyorsunuz. Adı ne? Zemzem Tower. Başka bir şey değil. Müslüman neyle aldatılıyor? Sevdiğiyle aldatılıyor. İşte Müslüman mürşit arayacak. Bütün radyolar, televizyonlar bunu emrediyor. Ve doğru mu? Evet. Ama nasıl bir mürşit arayacağını tarif etmiyor. Biz geçen ders nasıl bir mürşit olmasını anlatmaya çalıştık. Bunu normalde işte aranılmasını söyledik. Bir mürşit aranılmasını söyledik. Bu ders bakın nasıl mürşit olması gerektiği değil. Nelerin olmaması gerektiğini anlatacağım. Nelerin olmaması gerektiği. Bunu da nefsimden bir şey katmayacağım. Bunu Mesnevi'den beyitlerle anlatmaya çalışacağım. Mesnevi'den bu beyitler. Söyleyeceğim sözlerin hepsi de Hazreti Mevlana'ya, Mesnevi'ye ait. Mevlana'nın Mesnevisinden, Divan-ı Kebir'inden değil. Divan-ı Kebir aslında bir sohbet kitabı da değildir zaten. Divan-ı Kebir ancak önceden mürşitler tarafından okunup, mürşitler tarafından tevil edilen kitaplardır. Divan-ı Kebir öyle dervişlerin, sufilerin elinde dolaşılacak bir kitap değildir. Mesela Arabi'nin Füsus'u, öyle sufilerin elinde dolaşacak bir kitap değildir. Evet. Ehlince okunup, ehlince tefsir edilecek, tevil edilecek kitaplardır. Ama şimdi herkes okuyor ya, herkes de çok biliyor. Oradan sözler Facebook'larda, Twitter'larda dolaşıyor ya, sözün ne manaya geldiğini bilen yok. Harflerin ne manaya taşındığından haberi yok kimse. Hani herkes, özür dilerim, Enel Hakkı sorar ya. Bana sorulan sorulardır. Hocam, Allah'cım olsa Enel Hak demiş, ne buyurursunuz? Ben de derim ki, Enel Hak diyen kimsenin gecelik 100 rekat namazı vardır. Nafile namaz olarak gecelik 100 rekat namaz. Bunu anlamak isteyenlere 100 rekat gecede namaz kılmaları gerekir, nafile olarak. Var mı? Yok. Yok. Veya füsustan bir şeyi bir kimse anlayacaksa hal, yaşamak gerekir. Yaşamayınca nasıl anlayacak? Allah bizi affetsin. Hazreti Mevlana bizi ikaz ediyor. Etrafında insan yüzlü birçok şeytan vardır. Bu sebeple her ele el vermek, her ele bağlanmak, intisap etmek uygun değildir. O zaman desene, bakın insan yüzlü ama şeytan olan insanlar vardır. Şeytanın vazifesini bilirsek biz, şeytanın vazifesini bilirsek insan yüzlü şeytanların bizi nereye davet ettiğini görürüz. Şeytan ne dedi bize? Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak onun ağzından bizi lafızlandırıyor. Diyor ki ben senin kullarını saptırıcılardan olurum. Ben kullarının fıtratlarını bozuculardan olurum. Ve onları saptırırım.
Cenab-ı Hak da ona cevap olarak diyor ki, sen benim gerçek mümin kullarıma bir zarar veremezsin. Şeytanın işi nedir o zaman? İnsanları saptırma. Sapma nedir? Kur'an ve sünnetin dışına çıkmaktır. Bir kimse Kur'an ve sünnetin dışına çıktı ise, şeytan onu saptırmıştır. O sapmıştır. O sapmıştır. Biz kendi kendimize Kur'an ve sünneti kendi heva ve hevesimizden tevil etmeye kalkarsak veya böyle tevil eden bir kimseyi dinler ise biz sapmış oluruz. Hani namazı olmayan ehli sufiler var ya, Türkiye'de var mı? Var. Orucu olmayan ehli sufiler var mı? Var. Var. Bunları yok görmek mümkün mü? Değil. Var. Şeytanın vazifesini yapıyor. Ama bunlar aynı zamanda da mürşidiz diye dolaşıyorlar. Aynı zamanda diyorlar ki biz mürşid-i kamiliz. Hatta ben Kur'an sünnet dediğim için dinlemiş birisi beni. O demiş hep Kur'an sünnetten bahsediyor demiş. O demiş irticacının, şeriatçının teki demiş. Onun peşinden gidilmez demiş. Benimle alakalı. Bunu da söylediği kimse bana dedi ki filanca efendi, şey efendi sizin hakkınızda bunu dedi, dedi. Doğru demiş dedim ben. Nasıl yan dedi. Ben Kur'an ve sünneti anlatmaya çalışıyorum dedim. Evet Kur'an ve sünnetin peşinden gitmeyecek olanlar bizimle beraber gelmeyecekler dedim gayet basit bir şey. Kusurun neymiş biliyor musunuz? Kur'an ve sünneti anlatmak. Namaz farz diyormuşum ben. Kaldım böyle. İstanbul, mümin toprak her şeyi yetiştiriyor. Şu davullu bayraklı ham kişiler gibi, onlar da bizim yokluk yurdundan haberimiz vardır. Yokluk yolunun kulaklarıyız diye bağırıp çağırırlar. Onlar dünyada şehlik lafını yaymışlar. Kendilerini Beyazıt'ı, Bestami sanmışlar. Onlar böyle çok velvelelidir. Korumaları Şeyh Efendi ile aynı bu Bursa, İstanbul, Yalova, İstanbul arasında arabalı vapura binmiştim ben. Arabalı vapura gittiğimde bir Şeyh Efendi önünde bir tane araba, arkasında bir tane araba, yaklaşık 8-9 tane koruması o Şeyh Efendi'ye korumalık yapıyorlar. Ben de gayri ihtiyar, ben hiç arabadan inmem genelde. Arabalı vapurda, arabanın içerisinde muhakkak işte bir işim vardır. Onunla iştigal ederim. Böyle dedim abdest alayım da ondan sonra işte İstanbul'a gidiyorum hemen sohbete gideceğim. Oralarda abdest alacak yer aramayayım dedim. Böyle işte yaklaşmaya yarım saat falan var. 15-20 dakika var İstanbul'a. Dedim ineyim abdest alayım. Ben indim abdest almak için işte üst katta yer arıyorum. Aa bir baktım tanıdığım meşhur böyle televizyonlarda boy gösteren bir şey efendi. Korumalar ayakta otur şeyde araba vapurun içerisinde elleri böyle duruyor. Böyle bekliyorlar. Ondan sonra koruması ona. Aa şey efendi korumayla dolaşıyor. Şeyhler korumayla dolaşıyorlar. Korumaları var. Hoca efendiler korumaları var, dolaşıyorlar korumalarla. Diyor ki, şu davullu bayraklı ham kişiler, davullu bayraklı o şey, onun korunması lazım. O muhteşem bir varlık. O olmasaydı, olmayacaktı hiçbir şey. O büyük alim. Dünya hayatı devam ediyorsa onun yüzü hürmetine hayat devam ediyor. Allah alemi Muhammed Mustafa yüzü hürmetine yarattı. Bu büyük hoca alim zat için de hayatı devam ettiriyor.
İşte onu diyor, şu davullu bayraklı ham kişiler, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadetleri ashabın arkasından yürüyor, en arkadan. O tevazu sahibi. Onu müşrikler gelip su dağıtırken gördüler, su dağıtırken ona sordular, hizmetçi gibi. O ya paşa, ona dediler. Dediler, buranın emiri kim? O da dedi ki, ümmetine hizmet eder. O müşrikler dediler ki, o Musevi'ler, dediler ki, bu Mecnun, bu kafeyi kırmış, kafeyi yemiş, haşa. Dediler ki, şu ağacın dibinde oturan, muhakkak buranın emiri olmalı, gölgeleniyor. Kim? Hazreti Ebubekir Efendimiz. Gittiler ona. Ona sordular, dediler ki, buranın emiri kim? O da aynı sözü söyledi. Gösterdi, su dağıtanı, ümmetine hizmet eden dedi. Onların yanında korumaları yoktu. Onlar bir yere giderlerken 5-10 kişi koruma ordusuyla gitmiyorlardı. Allah muhafaza eylesin. Onlar dünyada şeyhlik lafını yaymışlar. Onlar kendilerinin şeyh olduğunu ilan ediyorlar. Biz olduk diyorlar. Biz kemale erdik. Ağızlarından duyuluyor bu. Kendileri söylüyorlar. Kendileri söylüyorlar. Kendileri bunu ilan ediyorlar. Biz şeyhiz diyorlar. Biz kemale erdik. Biz erdik. Biz olgunlaştık. Biz mana aleminin sultanı olduk diyor. Hazreti Mevlana onları kınıyor. Diyor ki, kendilerini beyaz tibestami sanmışlar. Kendilerini beyaz tibestami sansalar, edep ehli olacaklar. Bundan ileri oldukları söylüyorlar. Diyorlar ki, biz beyaz tibestamiden de ileriyiz. Biz Abdülkadir Geylani'den de ileriyiz. Biz Muhyiddin Arabi'den de ileriyiz. Biz Hazreti Mevlana'dan da ileriyiz. Biz şundan da ileriyiz, bundan da ileriyiz. Anlatıyorlar da anlatıyorlar. Hatta diyorlar ki, biz Hazreti Peygamber'den de ileriyiz. O kendi zamanının peygamberiydi. Bu zamanın nebisi benim. Bu zamanın mürşidi benim. Bu zamanın bu noktada peygamberi benim diye televizyonlarda anlatıyorlar. Kendi kendilerini hak yolunda yürüyor sanmışlar. Hakka ulaştıklarını iddia etmişler. Hak yurdunda meclis kurmuşlardır. Damadın evi karma karışık kötülüklerle, şerlerle dopdolu. Kız tarafının bundan haberi bile yok. Bunların kendi gönül dünyaları karma karışık. Bunların gönül dünyaları çıfıt çarşısı. Bunların gönül dünyalarında madde. Bunların gönül dünyalarında dünya, makam, mevki, para, pul, kadın sarmış her yerde. Bunların Rabları dünya olmuş. Bunların ilahları makam olmuş. Bunlar milletin parasını nasıl uydururuz, nasıl üderiz diye bakıyorlar. Bunlar paraları nereye savuracaklarını şaşırıyorlar. Şeyh efendiler gidip Mekke'de hacı olacakları zaman, ömre gidecekleri zaman, alimler oraya gidip hac ve ömre yapacakları zaman 5 yıldızlı otellerde konaklıyorlar. Sefahat içerisinde yaşıyorlar. Lüks hayat içerisinde yaşıyorlar. Ne yaptıklarını, ne iş yaptıklarını sorduklarında hiçbir işleri yok ömürleri boyunca. Bir işin ucundan tutmamışlar hiç. Bir meslekleri yok, bir sanatları yok. İşleri ne? Şeyhlik yapmak. Bu malı mülkü nereden yaptın? Ticaret mi yaptın? Yok. Mal mı aldın, sattın? Yok. Bir şey mi yaptın? Yok. Nerede? Ne iş yaptın? Hiçbir iş yok. Ama mal çakılı. Hanlar, hamamlar. Evet, dükkanlar, evler, katlar, yatlar. Haddi hesabı yok. Bilmiyorlar ne kadar kendilerinin malı mülkü olduklarını. Birisiyle tanıştım.
Önce dervişiyle görüştüm. Dedim ne iş yapar Şeyh Efendi? Durdum. Nereden geçinir? Ne iş yapar? Ses yok. Bana sordu. Ne iş yapıyorsun? Ben dedim Bağkur'dan emekliyim. Böyle baktı. Ne anladın bundan dedim. Böyle baktı. Bağkur'dan emekli olabilmek için dedim 7000 iş günü esnaflık yapman lazım dedi. 7000 iş günü. İşçi sigortasından emekli olacaksan 5500 iş günü lazım. Bağkur'dan emekli olman için 7000 iş günü lazım. 7000 iş günü. Bölün 365'e 20 yıl yapar. 20 yıldan aşağı esnaflık yapmayan bir kimse Bağkur'dan emekli olamaz. Ne iş yapıyor dedi. Sustu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyurdu ki alan el. Alan el. Olma. Veren el. Alan elden üstündür dedi. Memur değilsin. İşçi değilsin. Esnaf değilsin. Bu mal mülk nereden geldi? Nereden geldi? Nereden geldi? Kalbi Çıfır Çarşısı. Dervişlerden geldi. 7 minnetin parası. İnsanlar da hizmet ediyorum diye yedirdi. Hizmet ediyorum dedi yedirdi. Kiminin evini aldı, kiminin barkını aldı, kiminin parasını aldı. Allah muhafaza eylesin. Bunlar gösterişe kapılmışlar. Şeyhlik davasına düşmüşler. Şeyhlik davasına düşmüş. Kendisinin şeyh olduğunu ispat etmekle, kendisinin ne kadar maneviyatının kuvvetli olduğunu göstermekle uğraşıyorlar. Bunlar kendilerine çalışıyorlar, Allah'a değil. Bunlar kendilerine toplamaya çalışıyorlar, Allah'a değil. Allah muhafaza eylesin. Bunlar ne yazık ki etraflarına da kıyafetleriyle, parlak sözleriyle, cümleleriyle, edalı tavırlarıyla, hareketleriyle şehlik satıyorlar. Şehlik. Allah muhafaza eylesin. Bunlar kendilerini bir görseler, hissetseler, kendilerine bir baksalar, kendilerini bir hesaba çekseler, ben neyim deseler, kendilerinin aşağılarının aşağısında olduğunu görecekler. Yalnız başına kaldıklarında namaz kılmayan Şeyh Efendiler. Oruç tutmamak için bahaneler üreten Şeyh Efendiler. İbadetleri küçük gören Şeyh Efendiler. İnsanların Kur'an ve sünnet dairesinde ince ödeyip süt döküp yaşamaya çalışırken onlar o Kur'an ve sünnet dairesini küçümseyen Şeyh Efendiler. Mürşitler, adına mürşit, mürşidi kamil şey, ne derseniz deyin. Ve Kur'an ve sünneti anlatmaktan utanan, Kur'an ve sünnetin emirlerini anlatmaktan utanan, inticap eder. Burada Kur'an ve sünneti anlatırsam, beni dinleyen olmaz, bana tabi olan olmaz, benim peşime düşen olmaz deyip korkup, Kur'an ve sünnetin doğrusunu haykırmaktan uzak duran, yalancı, şeytana kul olmuş, şeytana köle olmuş, şeytani duyguları, kendisini satmış olan Şeyh Efendiler, mürşitler, adı bunların mürşit de değil. Ben bunları şeyh olarak nitelendiriyorum. Bunlar şeyh, evet. Bunlar asla mürşit değil, öğretici değil. Öğretici olan ilk önce kendisi öğrenmeli. Öğretici olan önce kendisi yaşamalı. Kamil olan kendisi yaşamalı. Açlığın hakikatini anlatacak olan aç kalmalı. Orucun hakikatini anlatacak olan oruç tutmalı önce. Namazın hakikatini anlatacak olan önce namaz kılıp namaz olmalı.
zikrin hakikatini anlatacak olan kimsenin zikrin hakikatini kendi üzerinde yaşamalı. Zikrin hakikatini kendi üzerinde yaşamayan bir şey efendinin zikrin hakikatini anlatması mümkün değil. Dervişlerden topladığı parayla geçinen bir şey efendinin her şeyi Allah'tan bekleyip Allah'tan ümit etmeyi anlatması mümkün değil. Ve dervişlerin üzerinden geçinen bir şey efendinin dervişlere doğruyu ve hakikati anlatması mümkün değil. Çünkü o dervişin kırılacağını, üzüleceğini, onu terk edeceğini anladığı anda dilini hakikate döndürmesi mümkün değil. O parayı versin de nasıl hayat yaşarsa yaşasın onun için önemli değil ise o şeyh efendinin etrafındaki müridana hak ve hakikati anlatması mümkün değil. O ancak beyazıtlık yapacak insanlara. Sahte beyazıtlık yapacak. O sahte enel hak et, aynen hak diyen mansurluk yapacak. Ve o sahte mansur şarabı içirmeye kalkacak. O hallacı mansur da şarabı içti deyip kırmızı kolaları ve meyve suları televizyon ekranlarında içmeyi mansur şarabı zanneden zavallı ahbaklıktan başka bir şey olmayacak. Ve onlar ne yazık ki her sabah kalktıklarında ya nebi olarak uyandıklarını ya da veli olarak uyandıklarını düşünecekler. Ve diyecekler ki bize de Allah ilham etti. İşte bu kitapta burada televizyonlar, internette de utanmadan, internette de sıkılmadan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin huzuruna çıkacağında onun yüzüne nasıl bakacağını hiç düşünmeden Kur'an-ı Kerim mahşere getirildiğinde Kur'an-ı Kerim'in önünde nasıl hareket edeceğini hiç düşünmeden kendisine kitap indirildiğini söyleyecek kadar küstahça çıkıp insanları ağlatacak. Ve ne yazık ki bunlara inanan insanlar da var. Bunlar da olacak. Ne yazık ki. Ne yazık ki. Ve bunu son kitap Kur'an-ı Kerim dememize rağmen Kur'an-ı Kerim'in üzerinde şüphe edin. Ya bizim işte Mehdi'mize de bir kitap indirildi diyebilecek kadar cahillikte önde giden insanlar. Ama normal. Niçin? Biz çünkü hakikati aykıran insanlara kulağımızı tıkıyoruz. Birisi bize doğruyu anlatıyorsa o bizim hoşumuza gitmiyor çünkü nefsimiz bunu kabul etmiyor. Bize içki haram dediğinde nefsimizin hoşuna gitmiyor. Bize namaz farz dediğinde nefsimizin hoşuna gitmiyor. Bu yolda yürüyecek olanlar Allah'ın sınırlarını aşmaması gerekir. Cenab-ı Hak neyi haram kıldıysa haram olarak kabul etmeli ve bunlardan uzak durmalı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri neyi yasakladıysa bundan uzak durmalı dediğimizde din sadece Kur'an'dır. Biz sünnet-i Resulullah'ı tanımak istemiyoruz. Bu hadislerde sahte olma ihtimali fazla değil. Yolu terk edenler ne yazık ki var. Ve nefislerine hoş geliyor. Sadece Kur'an bize yeter. Kur'an'da dövme haram değil. O yüzden biz vücudumuzun her tarafına dövme yaptırabiliriz. Sünnet-i Resulullah yasaklamış. Ya bu sahte bu hadisler deyip dövmeye müsaade eden şey efendiler. Tesettür farz dendiğinde kadınlara, ya kadınlar nasıl tesettürde farz? Allah ziynet vermiş, ziynetlerinizi de gösterin demiş. O zaman biz kadınız, ziynetlerimizi gösteririz. Bu noktada tesettürün farziyeti yoktur diye şey efendiler var. Nefse tatlı geliyor. Birbirlerinizden faiz alıp verebilirsiniz, ihtiyaçlarınızı görebilirsiniz değil. Faiz alan şey efendiler var. Kendi dervişinin iş yerine, sıkıntıda olan dervişine 50 bin dolar, 100 bin dolar para verip aylık 3 bin dolar, 5 bin dolar bana para vereceksiniz diye şey efendiler var. Acı şeyler bunlar. Acı şeyler. Acı şeyler.
Cennet bu dünyada değil, önüne gelen kadınla yatan şey efendiler var. Var. Onlar ne yazık ki kalpleri şerle dolu. Onların ne yazık ki dışları şeyhimin tabiriyle yeşil türbe, içleri estağfurullah töbe. Şeyhim öyle derdi, Allah rahmet eylesin. Nevşehir Abdullah Gürbüz Efendi. Evladım derdi, insan vardır, derviş vardır, görünür de, görüldü de. Dışı yeşil türbe, içi estağfurullah töbe evladım derdi. İçi estağfurullah töbe. Benim şeyhim Nevşehirli Hacı Abdullah Gürbüz Efendi. Onun şeyhi Çorumlu Hacı Mustafa Efendi Hazretleri'ydi. Onun şeyhi sonradan Çorum'a yerleşmiş olan Ali Haydar Efendi'ydi. Onun şeyhi Çorumlu Hacı Ebubekir Sıddık Çorumlu'ydu. Onun şeyhi de Üftade Hazretleri'ydi. Oradaki şeyh efendiydi. O gün için. Üftade derdi onda. Yani özür dilerim. Üsküdar'dan Mahmud-i Hüdayi Hazretleri'nin şeyhiydi. Bizim silsilemiz Üftade Hazretleri'ne gider. Üftade Hazretleri'nin silsilesi Hacı Bayram Veli'ye gider. Hacı Bayram Veli'nin silsilesi Hoca Ahmet Yesevi'ye gider. Hoca Ahmet Yesevi'ye gider. Bizim silsile bu manada bu yoldan tarif gelir. Şeyhuna giderseniz Hoca Ahmet Yesevi'ye varırsınız. Hoca Ahmet Yesevi'nin de gerisi malumdur zaten. Hazreti Ali Efendimiz'e değerdir. Silsiledir bu. Bir şeyh efendi mantar biter gibi ortadan çıkmaz. Onun bir şeyhi, şeyhinin şeyhi olması gerekiyor. Eğer yoksa yalancıdan başka bir şey değil. Allah muhafaza eylesin. İşte bu şeyh efendiler kendilerini hakka ve hakikate aşina olduklarını söylerler. Ama ne yazık ki hakka ve hakikate uymayan sözler, hakka ve hakikate uymayan fiiliyatlar bunlarda görmek mümkündür. Yine Hazreti Pir'i dinleyelim. Diyor ki o mukallidin yüzlerce delili vardır. Mukallid birisini taklit eden kimse. Yüzlerce laf eder. Ağzından yüzlerce söz çıkar. Fakat söylediği sözler ruhsuzdur, cansızdır. O mukallitler söyleyen de can, kudret ve öz olmazsa onun sözlerinin yaprağı, meyvesi nasıl olur? Mukallit taklit eden kimse. O kimse taklitçidir. İslam dünyasının en büyük problemlerinden birisi alimlerinin taklitçi, şeyhlerinin de taklitçi olmasıdır. Alimler de taklit ediyorlar. Alimler yeni bir meseleye içtihat getirmekten uzaklar. İçtihat getirebilecek kadar ilim sahibi değiller. Bugün İslam dünyası kısır bir dairede dönüyorsa yeni önümüze gelen meselelere İslam dünyasının taklitçi alimlerinin iştihat edememesidir. Bugün Türkiye'de 1 milyon genç kız üniversitelerde okurken üniversitelere gelip giden genç kızların mahremi olmaksızın yolculuğa çıkması caiz değildir. Hanefi iştihadına Şafi'den, Maliki'den, Hanbeli'den diğer imamlardan iştihat getirme kudretine ve kuvvetine sahip olmayan aciz ulemalardan dolayıdır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin sünnetinden bir iştahat getiremeyiz. Sünnetinde var olan bir kadının yanında mahremi olmaksızın yol emniyetini aldırarak da Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin onun babasına göndermesini kendisine ölçü edip üniversitelerde okuyan genç kızların yol emniyeti var olduğu müddetçe okullarına ve ailelerine gidip gelmeleri caizdir diyebilecek kadar dinayetli bir alim yetişememesindendir. Taklitçidir hepsi de. Hepsi de otururlar, daha önceki kendilerinden önceki insanları taklit ederler. Bir yere kadar bu doğrudur,
Ama ve lakin yeni bir meselede içtihat edemeyen bir kimsenin alimliği sorgulanır. Aynı şekilde şeyhler de taklitçidir. Ne yazık ki şeyhler de ezberledikleri sözlerle insanları anlatırlar. Kendi gönül dünyalarından bir şeyler yoktur. O yüzden onlar yüzlerce laf söylerler ama söylemiş oldukları sözler havada uçuşur kalır. Hiç kimsenin kalbinde ve gönlünde yer etmez. Hiç kimse onları dinleyerek de namazdı, abdestdi, oruçtu, hakikat dairesine dönmeyi düşünmezler. Onlar sadece yalnızlı laflar söylerler. Allah muhafaza eylesin. Onlar giderler, hadisler ezberlerler. Önceden. Şimdi hadis ezberleyen diyor. Şimdi bize sadece Kur'an yeter değil, hadis-i şerifleri reddedenler var. Allah bizi affetsin. Küstahça insanlara yol gösterir. Onları yola sokar ama kendisi saman çöpünden bile fazla titrer. Sözü pek parlaktır. Söz ebesidir. Fakat sözünde de bir titreyiş gizlidir. Çünkü kalben kendileri inanmazlar kendilerinin söylediği sözlere. Allah bizi muhafaza eylesin. Bir dahaki saatçi Ali konağında bu sohbete devam edeceğiz buradan kaldığımız yerden. Hakkımızı ele alın. Bir hayli soru var. Bunlara da rüzgar gibi geçeyim. Hakkımızı ele alın inşallah. Hocam sohbet tarihini verir misiniz? Tarih kaç? 3 Şubat'mış efendim. 3 Şubat'ta saatçi Ali konağında 27 Şubat'ta burada mıyız? Evet, 3 Şubat ve 27 Şubat, 3 Şubat'ta saatçi Ali konağında, 27 Şubat'ta da buradaymışız. Artık nerede kalırsak orada kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sorular da fazla bir hali. İnşallah yetiştiririz. Yetiştiremezsek saatçi Ali'de devam ederiz inşallah. Ne zaman ki sevincinde, üzüntünde Allah'ı anarak rahatlıyorsak manen herhangi bir derdimizin sıkıntısını yaşarken Allah'ı sanırız. İmmet öncelikle peygamberimizden, tüm pirlerimiz, büyüklerimiz ve sizden yardım istiyoruz. Ne zaman ki kalbimiz aşkla çarparken sizi de gözümden çıkaramıyorum. Sevmeyi öğrenmeye çalışırken bu durumda şaşırmaktan korkuyorum. Sizi sevmeyi, Resulü'nü sevmeyi. Aşkla tek yürek Allah'ı sevmeyi öğrenmeye çalışırken dikkat edeceğimiz hususlar nelerdir? Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri Davud aleyhisselamın ağzından bir dua bize nakleder. Ya Rabbi senin sevgini, seni sevenin sevgisini, seni sevilecek olanın sevgisini bize uzundur ben kısa kestim bahşeyle diye. Dostlar biz Allah'ı severiz, Resulünü severiz. Allah ve Resulünü sevdirenleri severiz. Bu sevgi haktır, hakikattir. Ama ve lakin biz Allah'tan başka hiç kimseden hiçbir şey beklemeyiz. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Ancak sana ibadet eden, ancak senden yardım dileriz. Ben bir sürçülisan hissettim içinde bunu. Biz Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hakikatini vesile ederiz. Ya Rabbi onun hürmetine bize ahşeyle. Bu haktır. Ama biz Hazreti Peygamber'den bir şey istemeyiz. Bu caiz değildir. Eğitimde, bilişsel gelişimde kalıtım, çevre etkili unsurlar olarak görülüyor. Peki insanın manevi gelişimde kalıtımın etkisi ve çevrenin etkisi nasıldır? Allah razı olsun. Muhakkak ki kalıtımın etkisi vardır. Kalıtım şudur. Geçmiş insanın annesi, babası, duası, annesi, babası, dedesi, nenesinin duası vardır o kimsenin üzerinde. Bir ikincisi çevre faktörü muhakkak önemlidir. Çevresinde o kimsenin ibadet edenler veya sufi bir hayatın içerisinde bir yaşam tarzı varsa insanların bundan etkilenmemesi mümkün değildir. Pozitif olarak. Negatif olarak da etkilenebilir. Nasıl etkilenebilir? Mesela bir kimsenin babası namaz kılıyor ama evde annesine, ailesine zulmediyor. O çocuk namaz kılan erkekten nefret edecektir. Kadın namaz kılıyor ama babaya
zulmediyor. O çocuk namaz kılan kadından nefret edecektir. Burada çevrenin etkisi çok önemlidir. Sufiler veyahut da işte dinini yaşamaya çalışan insanlar buna çok iyi dikkat etmesi gerekir. Eğer dikkat etmezse çevre faktörü ona tersine tepecektir. Bir şey efendinin kızıyla konuşmuştum. Dedi ki, babamı herkes çok severdi. Biz hariç dedi. Kaldım. Dedim, niçin? Babam bize evde dedi, zulmederdi. Bakın, direkt bunu dinlemiş insan. Babam bize evde zulmederdi, anneme zulmederdi dedi. Ve biz şaşardık dedi, bu insanlar bunda ne arıyorlar bunlar? Bize zulmediyor ya. Yani. Evet. O kadın uzun süre Şeyh Efendi'ye intibak sağlayamamıştı. Ben haklısın dedim. Bana dedi ki, Mustafa abi ben haksız mıyım dedi. Hayır dedi. Sen haklısın. Evde zulmeden bir şeyh profilinde bir baba var. O yüzden çevre faktörü çok önemli. Şeriat nedir? Şeriat dinlerin kendi çerçevesinde çizmiş oldukları dairedir. Bunu normalde İslam olarak düşünürsek Kur'an ve sünnet dairesinin çizmiş olduğu daire şeriat dairesidir. Tabii bir dönem Türkiye'de bunu konuşmak yasaktı ya veya şeriat dairesi yanlış algılanıyor. Şeriat denilince işte bize korkulu şeyler anlattılar. Karanlık şeyler anlattılar. Anlattıkları şey şuydu. Şeriat geldiği zaman hepinizin kafasını kesecek. Hepinizin kolunu kesecek. Hepinizin ellerini kesecek. Şeriat denildi, insanların akıllarına bu geliyordu. Ve insanlar sokaklara çıkıp kahrolsun şeriat diye niçin bağırdıklarını bilmiyorlardı. Herkeste kahrolsun şeriat modası vardı. Ona söylediğinde şeriat Kur'an ve sünnettir dediğinde hayır biz ona bağırmadık ya, şeriata bağırdık. Şeriattan anladın ne diyorum ben? Herkesin kafasının kesilmesi gibi. Yoktu aslında İslam'ın böyle bir hükmü. Tarih boyunca, 1400 yıl boyunca İslam'ın idam kararı verdiği, mesela Osmanlı İmparatorluğu'nda 10 parmağın onunu geçmez. On parmağının onunu geçmez. 500 yıllık Osmanlı tarihinde. Kıymetli dostlar, iki ihtilalde biz onun üzerinde insan astık. 60 ihtilalin de başbakanı asmış bir ülkeyiz. 60 ihtilalin de başbakan, Dışişleri Bakanı, bir de kim vardı? Maliye Bakanı vardı, Polat Kan. Üçünü asmış bir yıl. Efendim? Mansur Polat Kan, Maliye Bakanı. Evet. Biz bunu asmış insanız. 12 Eylül yaşayan insan. 12 Eylül'de bir tane solculardan, bir tane sağcılardan değil. Kaç tanesini asalım? Bir sistemiz biz. Bizi neyle korkuttular? Şeriatla. Herkesi asacak dediler. Kendileri astırdı. Şeriatla korkutuyorlar, kendileri asıyorlar. Mısır, şeriatla korkutup kendisi asıyor şimdi. Kaç tane ölüm cezası verdi? Şeriat, Kur'an ve sünnetin çizmiş olduğu dairedir. Kur'an ve sünnetin çizmiş olduğu daire.
İslam'da bir kimsenin canının kastedilmesi var mıdır? Vardır. Kim içindir bu? Haksız yere bir kimse bir kimseyi öldürürse öldürülenin varislerinin bunu isteme hakkı vardır. Bunu da devlet yapar. Varisleri kendisi yapmaz. Kur'an'ın hükmü bu noktada, sünnet-i Resulullah'ın hükmü şudur. Varisleri bir, onun öldürülmesini isteyebilirler. İki, onun diyetini, yani karşı olan parasını isteyebilirler. Üç, onu affedebilirler. Hazreti Allah affetmiyorlar Kur'an'da. Cenaze işlerini yapan kişinin yıkama, mezar kazma gibi bunların karşılığında para alması günah mıdır? Değildir. Ama belediye personeli bunlar bu işler için maaş alıyorlar. O yüzden normalde para vermeyeceksiniz. Belediye bu işi yapıyorsa asla elinizi cebinizi koymak zorunda değilsiniz. Ama bizde böyle bir şey vardır ya, gelinmek olmuştur. Belediye o işi, o hizmeti yapıyor. Biz daha güzel keselesin diye mi artık iki kuruş para veririz? Yoksa bir kat daha fazla kefen sarsın diye mi veririz? Yoksa işte ya toprağı biraz daha yumuşak olsun diye mi para veririz? Verirler insanlar. Bunu normalde bir kimse yapmış olduğu belediye bünyesinde maaşlı çalışıyor, çalışmış olduğu işle alakalı ayrıca ücret talep ederse para. Ama birisi ona hediye veriyorsa, bu o kimse de kendisi bunu alıyorsa, şimdi şeriatan bir şey söyleyemiyoruz ama o da uygun değil. Neden? Ya yoldan geçen veya senin normal bir arkadaşın neden gidip o hediye vermiyor ki sana? İnsanların devlet dairesinde çalışan insanların kamuya hizmet eden bu noktada maaşlı insanların kamudan hediye alması uygun değil. Uygun değil. İnsanlardan hediye alması uygun değil. Ücretsiz olduğunu söyledikleri halde zorla onlara verilen para haram mıdır? Ve birisi zorla ona para veriyorsa ne yapsın adamcağız? Hadi yüzü tatlı para. Evimizde yaparız ki. Yani işte hastanelerde hemşire doğuma girer, doğumdan çıkar. Aa müjdeler olsun. Çocuğunuz olur. Kucağında tutar hemşire olur. Vermez. Versek ama onun kucağında hep. Duruyor öyle. Budur. Ameliyattan çıkar. Ameliyatta orada işte bir vazifesi vardır. Yerlere isiniyordur. Bu şey değil. Bunu da Ege Üniversitesi'nde yaşadım. Ameliyatta orada işte şey hizmet ediyor orada. Ne doktor, ne bir şey, hiçbir şey değil. Geliyor, hacı hastanız iyi. İyi Allah razı olsun. Hacı hastanız iyi. İyi Allah razı olsun. Hacı abi maşallah hastanız çok iyi ya. Çok affedersiniz. Yani şey değilim ama bu esnada da yok üstümde bir şey. Oktay dedim, Oktay koşlar dedim ya. Şeyde çekmece dedim, paralar var. Alacağım, üzerinde çıkamamış dedim. Oktay nerede dedi? Dedim böyle kopya gidip işte filan çekmeyecek. Oktay koşturdu geldi. Paranın geldiğini gördü ya. Hacı abi hastanız çok iyi dedi. Hastanede yaşadığım şey. Şeyh Efendi Allah rahmet eylesin yatıyor şimdi. Ben biliyorum o böyle işte şeye karşı böyle toza karşı alerjisi var. Gözü görecek paspaslandığını. Millet geliyor, geliyor, çıkıyor şimdi. Böyle şey efendim. Oğlum, tozum var içeride. Ben yok demiyorum hiç. Hemen paspaslatayım efendim diyorum ha. Başımı şeyden, odadan dışarı çıkarıyorum ben şimdi. Kızın adı Yazgül'ü. Ben ona dedim ki Bahar Gülü olsun senin adın dedim. Çok sevindi ismini ben değiştirince. Dedim bahar hep çiçek açar dedim ben, yaz geçmiştir dedim. Sen geçkin değilsin dedim ben şimdi. Bir sevindi. Başımı uzatıyorum ben şimdi. Bahar gibi diyorum ben. Buyurun diyor, koşuyor geliyor. Bir paspas diyor, o biliyor orada çekmecede var. Bana sormuyorlar da çekmeceden sıradakini alıyor, gidiyor.
Çarşafı değiştiren çarşafı değiştiriyor, çekmece de belli. Utanmasına dedim, utanmak sıkılmak yok. Her yaptığınız hizmetin dedim, burada var dedim, buradan alın. Çekmeceden alıp gidiyor bile. Bir geliyor çarşafı değiştiriyor, bir saat sonra gelip yastığın çarşafını değiştiriyor. Yapmayınca da yırt kendini. Hiçbir şey yap. İğneyi karşıdan atıyor o zaman. Ben yokken birisi gelmiş, bir saplamış öyle. Usta efendi, neredesin oğlum? Ne oldu dedim efendim. Ah oğlum dedi, birisi geldi, bir iğne yaptı dedi. Oğlum parçaladı sanki damarımı dedi. Eyvah dedim ya, biz dedim bu kız öyle değil, ben çıktım dışarı, değişmiş. Allah'ım bir baktım. Böyle şey efendi dedim ki çıkar bu iğneyi. Damarımı acıttı, damarımı patlattı. Dedim ya böyle böyle damarı acımış falan. Kafasını bile kaldırmıyor, bir şeyler yazıyor. Bakarız. Ha yok. Pasta var, çay var, her şey var benim. Hemen bir tabak. Efendim iyi nöbetler. Geceyi beraber geçireceğiz burada. Sabaha kadar dedim. Veya kaç gün buradasanız. Yüz yüze bakacağız. Dedim bugün sinirlisiniz biraz. Bir şeyler atıştırın da dedim. Havamız yumuşasın. Bırak buraya dedi. Öyle hayır istemez yok. Buraya bırak. Oraya bıraktım ben. Aradan yarım saat geçti. Çayınızı tazeleyin efendim dedi. O zaman lütfetti baktı yüzüme. Olur dedi. Çayı tazeledim geldim. Ne iş yapıyorsunuz dedi. Tekstilciyim dedi. Aaa dedi. Nasıl yani dedi. Basbayar dedim. Havlu bornoz ihracatı ithalatım var dedim. Denizli'ye gider gelir. Ben de Denizli'yim dedim. Harika, hangi mahallesinden dedim. Mesnevi'de var ya, cariye soruyor ya, hangi mahallesinden? İşte o diyor ki, tepe başında. Aa, orada kimi tanırsın? Aa, Denizli'nin neresinden filan geldin. Kimi tanırsın orada? Siz kimi tanırsınız? Ben başladım, Hürsan'ı tanırım, şunu tanırım. Aa, onlarla mı iş yapıyorsunuz? Evet dedim ben. Tebessüm etti, güldü, yumuşadı. Harika. Dedim ya, böyle böyle benim babaya dedim, damar biraz fazla şey olmuş. Bir baksan, Tobi dedi, geldi. Ah babacığım benim. Şeyh Efendi'nin sakallarını bir okşadı. Şeyh Efendi bana bakıyor şimdi. Ah babacığım benim, nasılsın, iyi misin? Bir baktı, o damar yolunu bir düzeltti, iğneyi düzeltti. Dedi ya, ne kullandığı ilaçlara baktı. Bu sizin damarınızı ağrıtır dedi ya. Ben bunu yarın doktora söyleyeyim dedi. Bunu değiştirsin. Yanlış yazmışlar bunu dedi. Gittik Şeyh Efendi dedi ki, evladım ne yaptın buna dedi. Bir şey yapmadım efendim dedim. Yok yapmışsın Mustafa Efendi dedi. Feda ettim kendimi efendim dedi. İstersen yapma. Hazreti Ali sözünde ilim bir noktaydı, onu cahiller çoğalttı diyor sözündeki o nokta nedir? Onu sormak lazım. Öyle bir kendinizce bir rabıt edip ona sorun bakalım diye. Adem Aleyhisselam'ın dünyaya indirilmesinden bugüne kaç yıl geçmiştir? Onu tarihçilere sormak lazım. Bir de hangi Adem? Onu da sormak lazım. Kaçıncı Adem? İçimizdeki sesin söylediği kötü sözlerden sorumlu muyuz? Bir ayet-i kerime var sorumlu olduğumuza dair, sonraki gelen ayet-i kerime onu neshetti. Sorumlu değiliz. O yüzden içimizden kötü sese uymamakla yükümlüyüz. Çocuğum uygun olmayan yoldan para kazanıyor, benim o parayı harcamam helal mi? Siz çok dua edin ve çocuğunuza tebliğ edin. Bu noktada uygun olmayan yoldan para kazanıldığını bile bile bir kimsenin o parayı, zarureti yok ise yemesi caiz değil. Çocuklarımı namaza kaldıramıyorum, kılmadıkları için ben günah kazanıyorum. Çocuklarımıza namazı öğretmediysek evet. Seyit secdesi nasıl yapılır? İlk defa duyuyorum. Ha seyit secdesi.
seyir secdesi namazda farzın tehiri, vacibin terki söz konusu olursa namaz bittikten sonra tek başına namaz kılanlar Hanefi'ye göre iki taraflarına selam verir. İmamlar tek tarafına sağına selam verir. Allahu Ekber deyip secdeye gitmesi. Ve ondan sonra tekrar tahiyyatı okuyup namazı bitirmesi. Eşim ağız alışkanlığı olarak dine, kitaba, imana küfür ediyor. Ben de namazım kılınmaz diyor. Bir kimse ağız alışkanlığı dahi olsa dine, imana küfür ediyorsa o kimsenin nikahı düşer. Bir erkek dine, imana küfür ediyorsa, buradaki söz konusu olan din, İslam dini ise, söz konusu olan iman, bize Kur'an ve sünnetin tarif ettiği iman ise ve bir erkek bunu küfür ediyorsa, küfür ettiği anda nikahı düştü. Ve bu halini devam ettiriyorsa, onlar dini nikahları olmadan hayat yaşıyor. Doğan çocukları annesi babası belli olduğu halde veled-i zina hükmündedir. Çalıştığım evde içki var, içiliyor, namaz kılıyorum, kazandığım para helal. Sizin kazandığınız para helal. İnsanı ölümden eceli korur. İbn-i Arabi. Bu sözü anlatmak istenen nedir? Ölüm ecele bağlı. Ecel gelmedikten sonra o kimse herhangi bir şeyden ölmez. Ecel geldiyse ölüm gerçekleşir. Bunda sebep aranmaz. Yani bazen arkadaşlara derim hastalıktan ölünmez diye. Hastalık öldürmez insan. Kurşun öldürmez insan. Ecel geldiğinde buna sebep olur. İnsanların şeyhlerinden, hocalarının sohbetlerinden sonra bardaklarında kalan çay, su gibi şeyleri içmek için yarışıyorlar. Bundan medet umanlar bile var. Bu konuda bizi aydınlatırsanız makbule geçer. Bu Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinden kalma sünnettir. Hadis-i şerifte müminin mümine arttığı şifadır der. Müminin arttığı mümine şifadır. Bu nedir? Hiçbir şey zayi olmayacak, atılmayacak, israf edilmeyecek. İsraf edilmiyor. Bir kimse yemek yedi, ondan iki kaşık, üç kaşık da bir kimse yiyebilir mi? Yiyebilir. Onu normalde o kimse dökmeyecek, atmayacak. Bir kimse gelir ondan yer. İşte içtim kahveyi yarım bıraktım. Bir kimse gelir bundan içer. Şifadır. Hadis-i şerif hesabı. Ben mümin isem. Ben mümin değil isem şifa değildir. Bu, bakın. Temelinde sünnet-i Resulullah'ta var olan bir şey haktır. Sünnet-i Resulullah'ta yok ise bidattır, hak değil. Müminin artı mümine şifadır. Şeytanın matematiği var mıdır? Bak, bir harama götürmek bundan iki sevabı gözüm var mı? Evet. Doğru bir tespit. Kim tespit ettiyse tebrik ediyorum. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatını anlatan Mekke devri, Medine devri, Salih Sorucu'nun kitabını tavsiye eder misiniz veya tavsiye edeceğini bir yazar söyler misiniz? Bu noktada ben yeni çıkan bu eserleri, bu kitapların hiçbirisini de bilmiyorum. O yüzden bu noktada bu size yardımcı olabilecek noktada değilim. Hakkınızı helal edin. Ben genelde klasik eserler okuyorum. Mesela Zâdül Meyâd. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin hayatını anlatan bir eski klasik bir eser. Örnek. Bunun gibi. Veya altı parmağın peygamberler tarihi. Gibi. Her göz ona bakmaz, onu göz bebeği bakar. Muhittin Arabi'nin bu sözünü açıklar mısınız? Her göz ona bakamaz dedi. Hani ayet-i kerime var ya, ayet-i kerime diyor ya, her göz onu göremez. Ya o gözün Allah'ın sıfatlarını tanıması lazım. Şeriat ve tarikat birbirinden farklı noktada mıdır? Hayır. İç içe geçirilmiş daireler olarak görelim. Yani bir kimseye örneğin, beş vakit namaz farzdır.
sünnetlerini kılmak şarttır. Ama evvabin namazı, ehli tarikat biraz daha der ki ben Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerini nafile olarak yaptıklarını da yapayım der. Yarın da içeri der. İçeri doğru. 30 Ramazan bir kimse orucunu tutarsa vazifesini yerine getirmiş olur. Ama pazartesi, perşembe oruçları vardır. Ayın başında, ortasında, sonunda vardır. Ayın 14'ünde, 15'inde, 16'sında oruçlar vardır. Sünnet de nafiledir. İşte tarikatlı bilir. Bir kimse zekat 40'ta birine hesaplar verir. Doğru mu? Tamam. Ama bir de ayrıca sadaka vermek vardır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin sünnetine tabi olma tarikat. Gördüğüm rüyayı başkasına anlatmanın sakıncası var mı? Hadis-i şerifte Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri siz rüyalarınızı salih kimselere anlatınız demiş. Rüyalarınızı salih kimselere anlatınız. O zaman bir kimse bir rüya gördüğünde rüyasının önüne geleni anlatamaz. Ya salih bir kimseye anlatacak. Çünkü hadis-i şerifte buyuruldu ki sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri dedi rüya semada durur, bulut gibi. Nasıl tevil edilirse öyle tecelli eder. O zaman biz rüyalarımızı bu mana ilminden haberdar olan kimselere rüyalarımızı anlatmamız lazım. Mesela bu Yusuf aleyhisselamın kıssasında Yusuf aleyhisselamın babası Yakup der ki sen rüyanı kardeşlerine anlatma. Rüyanı kardeşlerine anlatma. Demek ki rüya önüne gelene anlatılmaz. Rüya önüne gelene anlatılırsa o hakikate uygun değildir. O yüzden rüyalar anlatılırken insanlar ehline onu anlatacaklar. Ehli değilse rüyalarını ona anlatacaklar. Biz farkına varmadan içimizde birilerine karşı suizan oluştuysa eğer nefsimden bu deyip üstelememek mi gerek yoksa üzerine gidip bunu kırmak için uğraşmak mı gerek? Hiç kimseye suizan beslememeyi öğrenin. Çünkü suizan sizi harama götürür. Suizan genelde insanların özel hayatlarının üzerinde biz düşeriz. Kimsenin özel hayatını araştırmayın. Şeytan cin midir yoksa melek midir? Şeytan ne cindir? Ne de melektir. Şeytan ateşten yaratılmış bir mahluktur. Bu manada melek de değildir, cin de değildir. Ama varlığın derecelerinin içerisinde ruhlar alemine münhasır olarak yaratılmış. Bayanlar için sol elinin işaret parmağına yüzük takılmasında herhangi bir sakınca var mı? Yüzükle alakalı şu ele, bu ele, çünkü çok hadis-i şerif var. Mesela Hazreti Peygamber sahabelerden bir kısmı sol elini bu yüzük parmağına takmış. Kimisi işte normalde sağ elini yüzük parmağına takmış. İşte rivayet edilir, Hazreti Hüseyin Efendimiz sağ eline takarmış. Hazreti Hasan Efendimiz de sağ eline takarmış. Rivayetler var sol ele takıldığına dair. Örnek bu noktada o kimsenin kendi tercihi, ben sağ elime takarım. Hem bu noktada hadis-i şerifler de var. Hasan ile Hüseyin Efendimiz de sağ elime takarmış. O yüzden ben sağa takarım. Saati de ben sağa takarım. Mesela insanların içerisinde oturmuş, yerleşmiş bir şey var. Saati sollarına takarlar, öyle değil mi? Ben sağa takmam. Oğlum olası. Daha doğrusu ben namaz kılmaya başladığımdan itibaren sağa takmamaya başladım. Kendimce şöyle düşündüm, işte temizlenirken tuvalette sol elle temizleniyoruz. O zaman sol elde işte yüzük var, yüzüğün altını yıka temizle, necaset varsa o necasetten temizlenmesi gerekiyor. Saat bu noktada necasete bulaşabilir, necaset olabilir. Ve sol elle taktığımda kendimce öyle düşündüm. Namaz kılarken bileği iyice kavrayıp, sıkı sıkı kavrayıp namazı öyle kılmak müstehaptır. Bileği sıkı sıkı kavramak şeytanın vesvesesini önler. Hadis de sabit. O yüzden erkekler bileklerini sıkı sıkı tutacaklar. Bileğini sıkı sıkı tutabilmesi için sol elde saat olmaması lazım. Bunlar kendince ben
Böyle hepsini de sağa taşıdım. Sol elde hiçbir şey yok. Bazen zaman zaman çift yüzük kullandığım olur. Derim ki kendi kendime işte her iki tarafı da memnun edeyim. Böyle kullandığım zaman olur. İnsanlar onun üstünden farklı manalar çıkar. Bu sefer bir müddet sonra bu sırf taharetlenmeyle alakalı meseleden dolayı çıkar. Ölen insanların toprağının üstünü neden örterler? Ha fotoğrafının üstünü neden örterler? Böyle bir ne yazık ki klasik inanış var. Ölen insanın üzerinde işte normalde hani ruh üflenecek ya. Fotoğraflarla alakalı Hanefilerin fetvası şudur. Boydan fotoğraf caiz değildir. Ama yarım fotoğraf, mesela belden fotoğraf, bu noktada tam hükmüne geçmediğinden dolayı caizdir. Onun içinden böyle çıkar. Allah'ı seviyorum, onunla mı aldatılacağım diyecektim, cevapladınız demiş. Manevi ders görmek istiyorum, nasıl yaparım? Bunlar böyle bir kimsenin yol yürümesi lazım. Manevi ders alacak olan bir kimse farzlara, hani hadisi kutsi şu ya, kul farzları yerine getirmekle Allah'a en sevimli işi yapar. Nafilelerle Allah'a yaklaşır ve Allah'ı sever. Bu kategoride yürümek lazım. Zikir esnasında namazda Allah'ı düşün deniliyor, o nasıl düşünür? Bu biraz sıkıntılı bir şey. Zikir esnasında bir kimsenin Allah'ı düşünmesi zat olarak mümkün değil, zaten haramdır. O yüzden bir kimseyi namazda Allah'ı düşün demek, Allah'ın nesini düşünecek mi? Zat olarak hiçbir şeye benzemez. Düşündüğü her şey onun bu noktada şirki olacak. Allah muhafaza eylesin. Kur'an neden indiriliş sırasına göre yazılmadı? Normalde Kur'an'ın bu noktada Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri Kur'an'ın hafızları hıfz ettirdi. Hafızları nasıl hıfz ettirdiyse Kur'an öyle yazıldı. Anladınız mı? Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri sağlığında, kendi sağlığında Kur'an'ın dizilişini kendisi dizdi. Hazreti Muhammed'in karikatür olayı hakkında düşünceniz nedir? Ya normalde bu Müslümanları ne yazık ki Müslümanlara karşı oynanmış bir oyun ve bu oyunlara ne yazık ki Müslümanlar düşüyorlar. Ne yazık ki Müslümanlar bunların elinde oyuncak oluyorlar. Bunlara bu tip tepkiler vermek bu oyunu tezgahlayan, kurgulayanların ekmeğine yağ sürüyor. Kıymetli dostlar, Müslümanlar denizin üzerinde köpük misali, kuvvetleri yok. Kuvvetlenmeden yapılacak olan her hareket Müslümanların aleyhine. Hani Hazreti Mevlana der ya, süt içecek olana ekmek vermek o kimseye yapılmış en büyük kötülüktür. Biz İslam toplumu olarak henüz daha kendi içimizde birliğimizi, beraberliğimizi, kuvvetimizi toparlayabilmiş değiliz. O yüzden Müslümanların erken hareket etmeleri yanlış. Bunu Mekke-Medine devri olarak algılayabilirsiniz. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri Mekke devrinde hiçbir savaş yok. Zulümlere, katliamlara, sürgünlere, çilelere, sıkıntılara sabrettiler Mekke döneminde. Medine döneminde başladılar kendilerine zulmedenlerle savaşmaya. Siz Mekke döneminde yaşıyorsanız Medine döneminde gibi hareket edemezsiniz. Müslümanların lideri yok, Müslümanların tankı yok, topu yok, tüfeği yok, askeri yok. Müslümanlar daha kendi dinlerini bilmiyorlar. Kendi dinini bilmeyen bir ümmetiz biz. O yüzden Fransız'ı da bizi oyuna düşürür, İngiliz'i de düşürür. Amerika'sı da düşürür, Rusya'sı da düşürür. Hepsi de bizi oyuna düşürür. Herhangi bir ülkede nerede olursa olsun, nerede olursa olsun, Türkiye dahil buna. Bir cemaat, bir tarikat, bir İslami kuruluş rahatsız ediyorsa birilerini büyüyemez.
büyütmezler onu. Ama uluslararası güçler onların üzerinden değişik operasyonlar yapıyorlarsa onları büyütürler. İşi nereden çıktı? Uzaydan mı indi? Tankını, topunu, tüfeğini, mermisini nereden aldı? Uzaydan mı indi? Parasını, pulunu nereden buldu ya? Uzaydan mı indi? El-Kaide uzaydan mı indi? Hani bütün dünyayı normalde gözetleyenler, dinleyenler, başbakanları dinleyen, Merkel'i dinlediği açıklandı. Amerika tespit edildi. Merkel'i dinlemiş ya. Merkel miydi neydi? Almanya Cumhurbaşkanı. Almanya Cumhurbaşkanı'nı dinlemiş. Almanlar da bizim başbakanı dinlemiş. Dinleyen. Düşünebiliyor musunuz? Bir Alman Cumhurbaşkanı dinleniyorsa, bir Amerikan Cumhurbaşkanı, başkanı dinleniyorsa, bir Türkiye'nin başbakanı, Cumhurbaşkanı, Genelkurmay Başkanı'nı dinliyorsa, kim dinledi, kim dinlemedi, hiç önemli değil. Bunları dinleyebilecek teknolojiye sahip, bunları dinleyebilecek altyapıya, üst yapıya, hakimiyete sahip bir kimse, IŞİD liderini dinleyemez mi ya? El-Kaide'yi dinleyemez mi ya? Bunları dinleyen kimse Fransa'da bu terör örgütünü dinleyemez mi ya? Bunları dinleyenler bizim başımızdaki terör örgütünü dinleyemez mi ya? Oyun, tezgahtan başka bir şey yok. Müslümanları bölüp parçalamak, küçültmek, birbirine düşürmek, Müslümanları bu noktada bütün dünya üzerinde bertaraf etmek, iyice yok etmek istiyorlar. Oynanan oyun bu. Oynanan tezgah bu. Allah muhafaza eylesin. O yüzden daha nice karikatürler çıkar. Ne olacak ki Fransa'daki karikatür çıksa ne olacak? Türkiye'de de bu karikatürü basanlar oldu mu? Oldu. Bu provokasyon değil mi afacık? Karikatüre gerek var mı? Ne siz Fransa'ya kadar gidiyorsunuz ki? Televizyonlarımızda bizim Sünnet-i Resulullah'ı yok gören, hadis-i şeriflerle alay eden bir türlü sahte şeyh ve sahte alimler yok mu? Ne gidiyorsunuz ki şeye kadar, Fransa'ya kadar? Müzik aletleri haram mıdır? Burada müzikle alakalı İslam dünyası ikiye bölünmüş. Bir kısmı demiş ki müziki tamamiyetle haramdır. Bir kısmı demiş ki bir bölümü, bir kısmı caizdir. Ben de bir bölümü, bir kısmı caizdir diyenlerden, musiki tamamiyetle haram görenlerden değilim. Bu biraz fıtrata aykırı çünkü bu konuda kesin ayet ve hadis de yok. Kazancınızı nasıl elde ediyorsunuz? Ben uzun yıllar ticaret yaptım. Ticaretimden sonra ticaretten ayrıldım. Şu anda emekliyim. İşte bir iki de kira gelirim var, onunla geçiniyorum. Domuz eti, leş, kan, adanmadan kesilen hayvan haramdır diyor. Sureye göre diğerleri helal, neden yeniliyor? Evet, ayet-i kerimede bunlar söylenir. Hadis-i şeriflerde de bunların fazlası vardır. Biz hadis-i şeriflerin de Habibine tabi ol. O neyi verdiyse alın, yasakladığından kaçının ayet-i kerimesince Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin yasakladığından kaçınırız. Neyi bendir bugün bu aletlerin dindeki yeri veya nereden gelmiştir, hadisleri var mı? Evet, bununla alakalı az önce söylediğim gibi bunların zikrullah'ta söylenmesi, sema esnasında, ilahi esnasında söylenmesi caizdir diyenlerdenim. Bununla alakalı hadis-i şerifler var. Mesela örnek, bir Ramazan bayramında davul çalar sahabelerin bir kısmı, eğlenirler. Hazreti Ömer Efendimiz onları yasaklamak ister. Yasaklayacağı zaman Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadretleri onu durdurur. Dur ya Ömer! Onlar 30 Ramazan oruç tuttular. Bugün eğlenmeleri haklarıdır der. İslam, Müslüman bayramını eğlence günü olarak geçirir. Bu caizdir. Müslümanın eğleneceği günler vardır. Bayramlar, dini bayramlar. Veya Habeşliler
bir kendi milli bayramları gününde kendi oyunlarını oynarlar mescidin içinde. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri bunu Hazreti Ayşe annemize de seyrettirir. Buradan fetva çıkar. Bir kimsenin kendi kavminin milli gününde eğlenebileceğine dair fetva çıkar. Üç, düğün. Hazreti Ayşe annemiz böyle ensarın ve muhacirin içerisindeki yetim kızları evlendirirdi. Onların çeyizlerini yapardı. Bununla alakalı böyle vakıf gibi hareket ederdi. Bir gün böyle bir nikahtan dönerken Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri ona sordu. Ya Ayşe, filancayı nikahladınız mı? Evet ya Resulallah. Nikahta def çaldınız mı? Ensar defi severdi. Çalmadık ya Resulallah. Defsiz nikah, nikah değildir. Hadis-i şerif budur. Defsiz nikah, nikah değildir. Nikahta, yani düğün törenlerinde, kınada, hani bizim toplumumuzda vardır ya, kadınların kendi aralarında def vurmaları, evlenmeleri caizdir, değil mi? O yüzden Müslümanın da böyle, bir müminin de evlenmeye hakkı vardır. Evlenmenin vakti, saati, günleri bellidir. Bununla alakalı inşallah bu zikir bahsi yapıyoruz. Bursa'da bunun devamında bunlarla da alakalı bir sohbet yapacağız inşallah. Burada kısaca geçmek isterim. Neden besmele çekerek başlamadınız? Selam verdim. Selamun aleyküm dedim. Allah'ın selamıyla başladım. İnce ayrıntı ve saplantılara takılmayın. Sohbet ediyoruz. Selam vermek yeterlidir sohbet esnasında. Burası bir sohbet. Ben Kur'an-ı Kerim okumak için başlamadım. Evet, bir işe başlarken besmele ile başlamak gerekir. Selam verdim. Efendim, kendinizi dine değil, dini kendinize uydurmanız en büyük sıkıntı. Herkesin kendi problemi. Fakat bu sorun ne yazık ki toplumu ilgilendirecek boyutlara ulaşıyor. Kapıdan geçerken öylesine içeriye geldim. Kendime belli kafamdaki sorulara cevap alacağımı ümit ediyorum. Sizin nefsinize uymayıp doğruları konuştuğunuz muamma. Katılıyorum cemaatler arasında ticaretleşen olaylar dönüyor. Asıl olan bu farkı görüp düzeltmeye çalışmak, susmak değil. Doğruları açığa çıkarmak gerekiyor. Yanlışı göz yuman, yanlışı yapan kadar suçludur. Müslümanların sorunu bu. Herkesin kendi işine bakması, her köyün kendi bacağına asılacağına inanmıyorum. Kardeşlik herkes birbirine boş vermemeli. Nefsiyle amel yapanın ne kendine ne başkasının faydası olmaz. Cemaatlerdeki kişilerin nefisle yaptıklarını cemaata yüklemeyin. Kimseye yüklediğimiz yok. Herkes hata yapabilir, herkes yanlışlık, eksiklik yapabilir. Herkes kendi içerisindeki eksiklikleri ve yanlışlıkları temizlemekle mükelleftir. Bir kardeşimiz burada bir hata, bir kusur yapıyorsa, biz o hatasını, kusurunu gördüğümüz halde onu hala da yönetici olarak tutuyorsa, biz de o hatadan, o kusurdan nemalanıyoruz demektir. Cemaatlerin, tarikatların içindeki yönetici kadroları, eğer ki başlarındaki amirlerin bilgisi dahilinde hatalarını ve kusurlarına devam ediyorlarsa, başlarındaki yöneticilerin de o hata ve kusura dahildirler. Cemaatin içerisindeki müntesipleri, başlarındaki kimselerin hatalarını ve kusurlarını tespit ettikleri halde, yanlışlıklarını, onların günahlarını, onların yaptıklarını tespit ettikleri halde susuyorlarsa, dilsiz şeytandan farkları yok. Bu sözüm kendime de herkese. Evet. Herkes topyekun temizlesin kendini. Varsa bir dergahın, bir tarikatın, bir cemaatin, bir topluluğun içerisinde zekat paralarının fakir fukaraya verilmediğini tespit ediyorsanız, talebelere diye toplanan paraların, pulların başka yerlere aktarıldığını tespit ediyorsanız, eğer din adına para toplandığını tespit ediyorsanız, vermeyin, hesabını sorun.
Bizim kardeşlerimiz de İzmit'te de yapmış olduğu hizmetlerinden dolayı Pamukkale'den cebedeyip sizden para istiyorlarsa, para topluyorlarsa vermeyin, 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 vermeyin. Sizden istersek de bin bir seferde dilimiz kopsun. Bu kadar basit. Varsa bir şeyh efendi, bir tarikat müntesibi, bir cemaat müntesibi, birisi çıkıp sizin huzurunuzda diyorsa, sizden bir kuruş daha isteriz, istersek dilimiz kopsun diye, hodri meydan. Ben nasıl böyle gerine gerine söylüyorsam, hodri meydan herkes söylesin. Aldatmayın insanları. Evet. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri Mektubat Tarikat Hakikat Marifet Mektubatında Tarikat Hakikat Marifet adı altında diye devam eden o risalesinin bir kısmında şöyle der. Bir sepet elmanın içerisinde bir tane elma kötüyse bir sepet elmayı kötü göremezsiniz. Eyvallah. Ama bir sepet elmanın içerisinde çürüğü gördüğü halde çürüğü orada tutan kimse de şeytan ve şeytanlaşmışın ta kendisidir. Selman burada mı? Selman kalkarsa İzmit'teki bu cemaatten geçinmeye kalkarsa, para topluyorsa burada, milletten para topluyorsa, ben de onu burada vazifeli olarak tutuyorsam, ben de onun ortakımdır. Fiiliyat lazım. Arkadaşlar, bir kimse dinini yaşıyorum, dini anlatıyorum, dini yaşayacağım, dini anlatacağım diye insanlardan para toplayamaz. Sohbet CD'sini parayla satamaz. Hadis-i Şerif kitabını parayla satılıyor bu memlekette. Hadisleri sen mi yazdın? Sen mi topladın? Kağıt parasını al, baskı parasını al. Kağıt ve baskı parasını al. Hadis-i Şerif'ten telif ücreti nasıl alıyorsun din adına? Kur'an-ı Kerim'i sen mi indirdin? Kur'an-ı Kerim'in üzerinden para kazanıyorsun. Sizden ücret istemeyenlerin peşinden gideriz. Ayet-i Kerime. İstediğin ne ücreti kardeşimizden? Her şey buna gelince duruyor zaten. Kazan burada kaynıyor. Kazan parada kaynıyor. Kazan parada kaynıyor. Buraya ben dokununca herkesin canı sıkılıyor. Çekleri ben toplamıyorum. Senetleri havada bende uçuşmuyor. Ağzımı açarsam ne yazık ki insanlar oturamaz oturduğu yerde. Ben İzmir Bayındır'dayım. Şifa hastanesi açılacak diye herkes köy köy dolaştı. Zeytinden salçadan, yağdan peynire kadar. Köyden kentten toplandı. Şifa hastanesi açılacak. Yıl 80'ler. İhtilalden sonra oluyor. Şifa hastanesi. İşte slogan şu. Bir Müslüman kadının gideceği hastane olmasın mı? Çocuklarımızı, hamile hanımlarımızı götüreceğimiz bir yer olmasın mı? Harika. Harika. Herkes harıl harıl yardım etti. Annem, Allah rahmet eylesin, hasta. Hastaneye götüreceğim onu İzmir'de, Bayındır'da. Anne seni şuraya götüreyim. Aa, anne seni buraya götüreyim. Hayır. Anne yeşil yok, devlet hastanesinin başhekim yardımcısı arkadaşı, oraya götüreyim. Hayır. Anne Kuşadası devlet başkanının devlet hastanesinin başhekimi,
sınıf arkadaşı oraya götürelim. Ay anne ödemiş başhekimin ödemiş devlet hastanesinin başhekimin arkadaşı oraya götürelim. Ay anne nereye istiyorsun? Şifaya. Annemin tavuğu değil. Şifa hastanesine gittik. Nuri yanında, Nuri şahit. Ben utandım kendi kendime baktım. Bu insanlar bu hastaneye mi para topladılar dedim. Fakir fukara asla giremez. Asla giremez. Bir Müslümanın bir böyle kendince adam dese ki ben haramlardan kaçınacağım, gözümü koruyacağım. O çalışanların dekoltesine gözü takılmadan duramaz. Kim verecek hesabını? Kim verecek? Müslümanlardan para topluyorlar. Ne? Televizyon açacağız. Harika. Bir kanalımız olmasın olsun. Satıldı Fox oldu. Kime satıldı? Fox'a satıldı. Kim? Yahudi sahibi. Hani nerede Müslümanların parası? Üzerinden kar etti mi etti? Hadi dönüp topladığın parayı karlı olarak. Bu kaçıncı kandırılışımız bilmiyorum. Açık konuşuyorum bakın isim veriyorum. Gelin yatırın. Ne? Kar payı. Harika. Götür 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 yatırdı herkes. Ne olur? İflas ettin. Ne olur? Emre abinize dua edin. İyi edin. Ne yapacağız? Para gitti. Gitti. Kim aldı? Nereye gitti? Ne oldu Müslümanların parası? Ben çok basit şeyler söylüyorum. Okul kuracağız Müslüman çocuklar için. Çok iyi. Yılda ne kadar? 15 milyar. Bursa'da. Ya bunu kurulurken parasını Müslümanlar verdi. Bunun kuruluş maliyeti yok ki. Ucuz olması lazım. Maliyeti yok senin. Ticarethane yaparsın. Bunu 5 liraya alırsın, 7 liraya satacaksın. 5 liraya aldın. Ama sen bunu parasız aldın. Niçin verdiler bunu sana? Okul kurulsun, Müslümanların çocukları okusun diye. Öyle bir şey yok. Yine eğitim çocukları okudu orada. Hadi. Acı geliyor bunlar bize. Bunlar bize tatlı gelmiyor. Bana acı geliyor. Kaçıncı kez aldatılacağız? Sizden ücret istemeyenlerin peşinden gideriz. Size Allah'ı anlatıyorsa bir kimse, Resulullah'ı anlatıyorsa, yol anlatıyorsa, karşılığında sizden ücret istiyorsa o doğru yolda değil. Değil. Kim olursa olsun, bu ben de olsam doğru yolda değil. Ben geldiğimde burada arabama benzin lazım, mazot lazım diyorsam doğru yolda değilim. Bitti. Göreceğim benzin istasyonu var mı var. Paramla da ayarlıyorum bundan. Diyorum ki ya ben şimdi kalkarım. Benden para almama kalkar. Ben zorla vermem kalkarım. Lan ne hoşluk olmasın. Kumalama. Bilemem ne. Versem anahtarı dolduracak mı? Dolduracak. Nerede lastikçimizin burada mı? İçeride mi? Lastikçi içeride. Arabanın lastiklerini değiştiremem mi? Sizden ücret istemeyenlerin peşinden gidiniz. Vadeli olarak çalışıyordum, dersimi çalışırken çekmek zorunda kalıyordum. Konuşmamız gereken durumlar oluyor, bir sıkıntı olur. Olmaz. Hocam, pamuk gibi insansınız. Yok ben ne kadar sert konuştum şimdi az önce ya. Asla harcatılmamalısınız. Nasip olursa seni dinlemek isterim. Estağfurullah. Kimse kimseye harcamaz. İnsan kendi kendini harcar. Kur'an ve sünnetin dışında çıkarsa bir kimse kendi seviyesini alçaltmış olur.
Allah katında da kendini alçaltmış olur. Harcanması o yüzdendir. O yüzden kimse kimseye harcayamaz. Üzmeye kendinizi. 28 Şubat'ta bizim benim götürülmediğim il kalmadı. Hangi ile gittiysem o ilin emniyeti beni aldı götürdü. Hepsi de olanca şeylerini yaptılar. Hepsine de şunu söyledim. Takip edin dedim. Mustafa Özbağ'ı dedim çok dinleyeceksiniz daha dedim. Beni yıldıramayacaksınız. 28 Şubat'ta benim gezmediğim karakol kalmadı. Kimse kimseye harcayamaz. Siz dost doğru yürüyün. Siz Kur'an ve sünnet dairesinde yürüyün. Siz hakikati aykırı. Kimse harcayamaz. Kimse harcayamaz. Hele biz efendim 3 gün tuttular, çıktığım anı hiç unutmuyorum. Yürüyecek mecalim yoktu. Şu Hacı Erkan'ın dükkanına zor attım kendimi. Kaç metredir Hacı Erkan şeyle, hükümet binasıyla senin yerin? He? Evet, yürüyemedim o 100 metre, 150 metreyi. Yürüyemedim bakın, 3. gün. Gittim oraya zor attım. Bir de böyle normal değil, onun dükkanın arkasında yer vardı. Dedim oraya attık beni dedim. Oraya kadar mecalim gitti. Belki de içeride 2 gün daha kalsaydım, 2 gün daha direnirdim. Ama o 3 günün yorgunluğu, 3 günden fazla hatta, 3 gece 4 gündüz, 5 gündüz, 3 gece 5 gündüz. Oraya kadar dışarı çıkınca oraya kadar gidebilmiş. Harcayamaz hiç kimse. Siz Allah deyin yürüyün. Allah deyin yürüyün. Doğruyu haykırın, Kur'an ve sünneti haykırın, hakikate haykırın. Korkmayın. Allah sizin. Sessiz zikir ve sessiz zikir hangisi eftaldir? Sessiz zikir yapanlar sesliği olmaz diyorlar. Onlar korkaklığından öyle yapıyorlar. Aman duyulmasın, aman fark edilmesin. Aman görülmesin, basılırız. Doğru. Önceden öyleydi çünkü. Biz 3 sefer camide la ilahe illallah dedik, camiyi sardık. Öyleydi önceden. Biz o zaman daha yılmadık, üzmeyin kendini. Zühre'in namazını terk etmek ya da terk etmemek arasında değişik yorumlar var. Sizce hangisini yapmamız gerek? Ben Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri kılmadığı bir namazı asla kılmıyorum. Benim için ölçü Kur'an ve sünnet. Kur'an ve sünnetten çıkarılan imamların iştihatları ibadetse onu Hazreti Peygamber Efendimiz yapmış olması gerekiyor. Ya Cuma'nın kabul olunmama ihtimali var. Kabul olunması için mücadele edin. Hanefi'ye göre Cuma'nın tek merkezde kılınması lazım. Belediyeler koca koca stadyumlar yapıyorlar. Milleti orada toplayıp 22 kişi top koşturuyor. Herkes oraya toplanıyor ya. Cuma için de toplanma merkezleri yapsınlar. Herkes toplansın, Cuma'yı orada kılsın. Müracaat edin, dilekçe yazın, başvurun. Bir Cuma'lık olsun diye. Müracaat edin. Belediyeler harika hizmetler ediyorlar. Parklar yapıyorlar, caddeler yapıyorlar, kaldırımlar yapıyorlar, yollar yapıyorlar. Gerçekten yapıyorlar, iyi hizmet ediyorlar. Hele bu son 2-3 gün böyle hızla kar yağınca ben o kar yağışlarında Çanakkale, İzmir, İstanbul'da dolaşıyorum. Bakıyorum harika çalışmaları var. Kardan yolda kalan karşılaşmadım hiç. Çok güzel. Kendi kendime diyorum. Yapsınlar kocaman cumalıklar yapsınlar. Yollar kapandı hocam. Efendim? Yollar kapandı. Ankara, İzmir yolu kapandı. İzmir, İstanbul yolu kapandı. Ya onlar lastikleri kötü olanlar. Hah tamam. Yani adam normal dedim, şoförlüğü yok, bir şeysi yok, kar lastiği yok üzerinde. Önümde adam, 8 takla attı. Ben harikadan dedim, bu karlı yolda neden bu lastikle çıktın? Ya hacı abi yapma ya. Ya neden çıktın dedim, kar belli, alsana önemli, tedbirini alsana. Yok. Ben de kaydırdım bir arabaya, hızlı girdim viraja. Gittik gümlede benimki de. Lastikler nasıldı? Kar lastiği. O zaman güzel. Ya bu noktada... Ama bakın, sıkıntı çıkacak. Sistem çatırlayacak. Neden?
Düşünebiliyor musunuz İzmit'teki bütün Müslümanların bir cuma hutta toplandığını? Böl, parçala, yut olmayacak. Senin tarikatın, benim cemaatim, onun cemaati, bunun cemaati kalmayacak. Cuma'da toplanacak bütün herkes, bir yerde. Bir de kadınla erkekli toplanacak. Öyle kadınlar cumaya gitmeyecek, yok öyle şey. Medine-i Münevvere'de Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri her cuma kadınları da mescitte topladı. Namaz kılamayacak olanlar mescidin dışında toplandı. Onların hepsine de vaaz-ı nasihat etti, anlattı. Kadınların da cumaları gitmeleri farz. Bütün İzmit'teki bütün herkesin cumada toplandığını düşünebiliyor musunuz? Bunu anlatmazlar size. Bunu söylemezler size. Sizin evinizdeki ilmihal kitaplarında bu yoktur. Sizin evinizdeki ilmihal kitaplarında cumanın sıhhat şartları vardır. Eda şartları yoktur. Siz sıhhat şartlarına bakarsınız. Müslüman olmalı, hür olmalı, gidebilecek kadar gücü kuvveti yerinde olmalı. Bu. Öyle değil. Cuma tek merkezde kılınmalı. Devlet başkanı kıldırmalı ve onun tayin ettiği kimse kıldırmalı. Cuma bu noktada şehir hükmünde olan yerlerde kılınmalı. Hanefi'ye göre. Neresi şehir hükmünde? Bunları söyleyemezler. Bunları söyledikleri zaman yargılanmaktan korkarlar. Neresi şehir hükmünde? İslam hukukunun icra edildiği yerler şehir hükmündedir. Ey İzmit, köy hükmündesin şu anda. Neden İslam hukuku icra edilmediğinden dolayı? Cuma'nın eda şartlarındandır. Nerede okuyacaklar? Kim öğretecek? Bunu müftü söylese caminin kürsüsünde, müftüye savcılık, gel bakayım ben, gel. Türkiye Cumhuriyeti layık demokratik hukuk sisteminden yönetiliyor. Bu sistemi değiştirmekten gel bakayım senin şeyini alayım, ifadeni alayım da. Dini haykıramaz. Müftü dahi. Hadisleri inkar eden ve sahih olup olmadığını araştıran insanlar, yakın çevremizdeki insanlar da böyle düşünmeye sevk ediyorlar. Hadislerin doğru olduğuna nasıl inanıyorsunuz diye sorduklarında cevabımız ne olmalı? Sahih olmadığına dair ellerinde delil var mı? Hadislerin sahih olmadığına dair kimin delili var? İnternet delili var. Dolaşıyor internette. Kim dolaştırıyor? İsim verdim. Adnan Hoca'nın cemaati dolaştırıyor. Ne kadar hoca edecekse Adnan Oktar diyelim. Adnan Oktar'ın müntesipleri dolaştırıyor. Neden? Hatunlar oynatacak ya orada. Kim bunu söyleyen? Tedavi görmüş, fizik, psikolojik rahatsızlığı olan kimse, raporlu. Kim bunu söyleyen? Peygamberliğini iddia eden Amerika'da ne o? Evrenin sonu. Raporlu. Raporlu. Kimler bunu söylüyor? Dini kendine göre yormak isteyen. Bir tanesi çıkıp böyle ciddi bir şekilde hadis alemi. Hiç işlerinden söyleyen hadis hafızını duydunuz mu? Kim söylüyor? Tülay söylüyor. Kim? Adnan Oktar'ın talebesi. Kendisi. Tülay ne kadar hadisçiyse küçültemiyorum. Benim de tweetime girmiş bir adam. Bana da bir şey atmış. Var mı böyle bir şey? Allah bizi affetsin. Eşimin çok namaz kılmasını istiyorum. 15 yıllık evliyim, hep duacıyım ama hiç hareket yok.
Öyle duacıyım, hiç hareket yok deme. Hakkınızı helal edin. Saat olmuş. Bu saat 10 olmuş. Bu soruları da inşallah biz şeyde ne olur, bir dakika 27'sinde buradaymışız. 27'sinde burada kalanlarda devam edelim. Hakkınızı helal edin. El Fatiha. Maşallah.